Ben bir şeyin sonunu beklemem. Başından bellidir. Ne yaptı bir çocuğuma, ne yaptı? Pişmanım. Nigam ya çıkınca gerçekler ortaya çıktı. Sabaha doğru da itiraflar gelmeye başladı. Sondan söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Herkes tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir adım al. Ethancığım aileni buldum. Her şey sizin sayenizde oldu. Mucizesiniz. Sevdiği, sevildiğini sandı. Çok tatlı dilli konuşuyor, kalbine aşık oldum dedi. Böyle dolandırılacağını kesinlikle düşünmüyordum. Yarım milyon liradan oldu. Bak bunların hepsi dekor. 500 bin küsür. Suya götürüp susuz getiren sevgili. Seni seviyorum bilmem ne falan diyorsun. Hadi şu bankaya gir şifreyi ver diyorsun. Şu an sen bana 47.500 at. Pardon 20-20-15 at. 20-20-40 at. Gerisi dursun yarın at. Canlı yayında ortaya çıkan gerçekler. Bizi de dolandırdım. 3-3,5 ay öncesinde bu iş anlandı. Bu buzdolabı televizyon, bu ev düzüyor demedim mi size? Çarpıcı iddialar. Bu şahıs komisyonu bölür, insanlara kredi çektiriyor. Aynı şeyi geçen yıl benim abimin kızına da yaptılar. Bak Oğuzhan, hala fırsatın var. Parayı toplayıp iade edebilirsin. Cezaevine girmek istiyorum dersen de o da bir seçenektir. Aynı yöntem, farklı mağduriyetler. Az sonra Müge Anlı'da. Soru işaretleriyle dolu bir cinayet. Niye elin ayağın titriyordu Hayır. senin ya? Benim en yakın arkadaşım vurulmuş. Yakın arkadaşını katilin önüne sen attın zaten. İhanet iddiaları. Sen Hüseyin'in görüştüğü kız arkadaşına sataşmışsın gene. Bıçak çekmişler birbirlerine aynı kadın mevzusunda. Kim? Berivan'ın da iddiası şu. Halil'in eşine de o sataşmıştı. Ama Erdem'in üzerine kaldı diyor. Evet tamam. Evet. Bak sürekli ağız değiştirmeyin bize. Kin ve intikam şüphesi. Beni şikayet ettiniz, hapse attırdınız. Öfkesini yaşıyor bu adam. Sana saldırınca sen Erdem'i öne atıyorsun. Daha sonra da Erdem'i öldürürken de Halil'e yardım ettiğini iddia ediyorlar. Alakası yok. Kuşkuya düşüren ifadeler. Sizi hala Halil tehdit ediyor mu? Etmedi. Cinayetten hemen önce kafana silah dayayan adam ne oldu da artık etmiyor? Çelişkili noktalar. Sen hala Halil'le oturup kalkıyorsun. Birden çıkalım bir daha görmedim. Halil sana ne dedi Ali Bey'le ilgili? Yok görüşüyoruz bir sorunumuz yok dedi. Ben görüşüyorum. Halil görüşüyoruz diyor. Erdem Kaynak neden öldürüldü? Az sonra Müge Anlı'da. İki kadın. İranlı kadınla beni aldattı. Ben de dönüştüm ondan dedi. Aylardır ulaşılamayan bir adam. Bana 10 gün müsaade edin. Dış devletten bulacağım diyor. Şüphe uyandıran kıskançlıklar. Gelinim ya ben onu öldürürüm ya o beni öldürür. İranlı kadın sana yar olmazsa sana da yar olmaz demiş. Annenin evlat endişesi. Öldürdüler mi? Sağ mı? Bilmiyorum. Mesut Günaltay'ın kaybı. Az sonra Müge Anlı'da. İzleyicilerimizin göndermiş olduğu mesajlar doğrultusunda Müge Anlı'nın giydiği kıyafetleri dağıtmaya devam ediyoruz. Kızım Ezel mezuniyet töreninde giymek için Müge Hanım'ın bir elbisesini istiyor diye annesi Hanım Kambur bize mail atmış. Onu çok seviyorum. O bitmeden iş falan yapmıyorum. Kimse bana ulaşamıyor. Hanım Hanım'ın kızı Ezel için mezuniyet elbisesi olarak bu mavi incili elbiseyi yola çıkarıyoruz. Yıllardır görüşmedim kızımla evet, demişsiniz. Evet. Biz anne baba ayrılmıştık işte 20 yıl önce. Kızım babasını tercih etti gitti. Ulan olup geri döndü. Yani bu 20 yıl sonra aslında sizden kızınıza bir barışma hediyesi gibi olacak. Aynen öyle düşündüm zaten. Bu elbisemizi de Hediye Hanım'ın kızı için Ankara Keçiören'e gönderiyoruz. Devlet Hastanesi'nde hemşireyim ve Müge Hanım'ı çok seviyorum demiş. Çok selamı söyleyin onu çok seviyoruz. Hastanenizde her gün izliyoruz. Bu elbisemizi Milas Muğla'ya yola çıkarıyoruz. Kızımın 23 Nisan'da gösterisi var orada giyebilirim. Çok sevgilerimizi iletiyoruz. Her gün iş yerinde onunla bütün günüm geçiyor. Çok seviyoruz kendisini. Çok teşekkür ederiz. Biz de şimdi kızlarınız için iki ayrı güzel elbise seçeceğiz. Size çok ulaştıracağız. Sağ olun. İki elbisemizi Trabzon Sürmene'ye doğru yola çıkarıyoruz. Anne ve babamın evlilik yıl dönümü. Onlara sürpriz yapmak istiyorum demişsiniz. Müge Hanım'ın bir elbisesini istemişsiniz. Evet.
Evet evet doğru. Anneniz için güzel bir elbise seçip size yolluyoruz. Tamamdır, çok mersi, çok teşekkürler. Görüşmek üzere, iyi günler diliyoruz. Çok büyük idolümdür kendisi. Hatta hep bir sunuculuk, spikerlik hayalim var. Şu an onun için de biraz uğraşıyorum. Gerçekten onu çok seviyoruz. İletelim sevgilerinizi, en kısa sürede evet. Göndereceğiz. İrem Hanım için bu elbiseyi gönderiyoruz. Kuşak boyu sizi izleyip takip eden bir aile olarak elbisenizi kuşaktan kuşağa giyelim demişler. Çok seviyorum onu. İyi ki var. Her sabah onunla açıyoruz günü. Her zaman ekranda olmasını istiyoruz. Şansıma çok seviniyorum. Sarılırsanız benim için çok mutlu olurum. Tabii ki. Çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda o zaman elbiseniz yola çıkıyor. Seda Hanım için Diyarbakır'a yola çıkıyor. Kızımın nişanı var. Çok seviyorum Müge Hanım'ı. Şu aramanız dünyaya değdi benim için. Mesude Hanım için bu elbiseyi seçtik. Kızının nişanında güzel günlerinde onlara eşlik etsin. Kendisini çok yakından takip ediyorum. Kadının sesidir yani. Müge Hanım'ın mantel detaylı elbisesini yolluyoruz. Sünnet eğlencesi yapacakmışsınız ve Müge Hanım'ın bir elbisesini istemişsiniz. Evet. Ay çok mutlu oldum şu an. Bu elbisemizi Manisa Alaşehir'e Hatice Hanım'a gönderiyoruz. Atandığım ilk dersimde Müge ablamın gönderdiği elbiseyi giyeceğim. Beyza Hanım'a bu güzel elbiseyi gönderiyoruz Kayseri'ye. 17 yaşındaki kızımın mezuniyetinde giymesini istiyorum diye bize Çiğdem Hanım ulaşmış. Ya da hayranım. Öğretmen misiniz? Öğretmenim evet. Her gün seyrediyorum. Hatta şu anda onu dinliyordum. Tekrar mutlaka seyrediyorum. Seyretmede devam edeceğim. Çok teşekkür ederim kendisine. Çok önder bir insan benim için. Sena Nur Hanım'a, Müge Hanım'a bu güzel elbisesini yolluyoruz. Mesajınızı gördük. Bir babanın kızı için elbise istemesi bizim de çok hoşumuza gitti. Kızınız kaç yaşında? Kızım şu anda 21 yaşında. Üniversite sonunda. En kısa sürede elbiseyi göndereceğiz. Kızınız da güzel günlerde kullansın. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu elbiseyi de Erzurum'a Cihangir Bey'in kızına yolluyoruz. Onu çok çok sevdiğimi söyleyerek başlamak isterim. Boş zamanlarımda hep Aşevin'e gittim. Gönüllü insanların hep kalbine dokundum Müge Hanım sayesinde. Takip ediyorum yani muhakkak. Bir an olarak saklayıp giymek çok isterim. Bu elbisemiz de İstanbul Pendik'ten Sümeyra Hanım'a gidiyor. Bize bir mesaj atmışsınız. Temmuz ayında kardeşinizin düğünü varmış. Müge Hanım'ın bir kıyafetini evet. istemişsiniz. Biz onu çok seviyoruz. Her zaman da izleyiciyiz. Sevgilerimi iletiyorum. Konya Selçuklu'ya bu elbisemiz yola çıkıyor. Müge Hanımcığım, sizi severek takip ediyorum. Birçok kişiyi dertten kurtarıyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Elbisem için de şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum. İstanbul Zekeriya Köy'e Pelin Hanım için gidiyor. ATV Müge Hanım'dan arıyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ay çok mutlu oldum. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Kızıma sürpriz yapmak için yazmıştım size. Çok güzel bir sürpriz ama. Olacak o zaman. Ay evet çok. Çok hem de çok. Kucak dolusu sevgiler kucaklıyorum. Hepinizi Müge Hanım'ı çok çok öpüyorum. Bu güzel elbisemiz de Konya Çumra'ya Melas Hanım'ın kızı için gidiyor. Müge Hanım'ı çok seviyoruz. Gerçekten bir numara. Yeşil elbise Berna Hanım'a Eskişehir'e gidiyor. Merhabalar, ATV Müge Hanım'ın programından arıyoruz. Nasılsınız? Evet. Biraz şaşırdınız, şok oldunuz galiba. Ben sizi tanıdım, boşuna numara yapma. İnanmadı bize. Gerçekten Müge Hanım'ın programından arıyorum. Oğlumun üniversite mezuniyetinde giyerim ben de, bana yollar mısınız? Ay gerçekten mi? Evet, evet. Ay vallahi ay, çok sevindim. Ay Müge Hanım her zaman diyordu ya, aldanmayın yabancı. Ay. Gerçekten bayağı temkinlisiniz. Şu an sizi tebrik ediyoruz. Tabii ki yani ikimiz biz Müge Hanım'ın askerleriyiz. Kendisine çok selamlar söylüyorum. Diğer oğlum da üniversitede İstanbul'da. İnşallah onun yanına geldiğinde programa da katılmak istiyorum. Ordu Ünye'ye Aysun Hanım için elbisemizi gönderiyoruz. Elbise istemişsiniz. Müge Hanım'ın kıyafetlerinden bize de gönderebilir misiniz demişsiniz. Ay çok sevindim ya. Kızıma böyle mezuniyet hediyesi diye düşündüm öyle. Her gün de izliyorum. Emekli oldum bu arada. Kaçırmıyorum. Müge Hanım'a çok çok selamlar. Çok İletelim çok. İletelim efendim. Çok teşekkür ederiz. Samsun ilk adıma doğru yola çıkıyor. Doğum gününde giymek için bir elbise istiyorum demişsiniz. Evet evet. Müge Hanım'ı çok seviyoruz. İyi ki var.
mezuniyet töreninde giymek için bir kıyafet istemişsiniz. Evet. Ay çok şok oldum. Evet, öyle bir mesaj atmıştım, denemiştim aynen. Çok iyi geldi şu an bana. Bu elbisemizi de Kütahya Gediz Yayla Köyü'nden Hacer Hanım'a yola çıkarıyoruz. Sabah gelir dükkanı açarım, kahvaltımı hazırlar, Müge Hanım'ı izlerim. Elbiseyi nerede giyecektiniz? Oğlum mezun olunca orada giyeceğim. Bu elbisemizi de Perihan Hanım'a Bursa Gemli'ye gönderiyoruz. Pembe bir elbise istiyorum demişsiniz. Evet, pembe istemiştim. Ay çok mutlu oldum, tamam. Müge Hanım'ın elbiselerinden istiyorum diye bir mesaj atmışsınız. Ay evet, çok istiyordum. O zaman bugün şanslı gününüzdesiniz. Ay Müge Hanım'ın elbisesi gelecek bana kızım. Duyuyor musunuz kızım? Ben kızınızın da ismini alayım, ona da bir elbise gönderelim. Anne Mihriban Hanım ve Dilara Hanım için Düzce'ye kıyafetlerimiz yola çıkıyor. Üç üniversite bitirip dördüncüsünü okuyan Birseneroğlu aşk sınavından geçemedi. Böyle dolandırılacağımı hiç yani kesinlikle düşünmüyordum. Kalp güzelliğini öne süren sevgili suya götürüp susuz getirdi. Yarım milyon liradan etti. Beni ilk önce seni iş alacağım diyerek kandırdı. Yok su bayım var, yok halı yıkamam var. Üstünden hesap açayım, bütün işlerimi sen gör. Böyle diyerek beni kandırdı. Oğuzhan iş beceren. Evet. Telefon hattımızdaymış. Tamam doğrudur. Çekilmiş olan bir kredi var. Ama ödenen de var. Dekontları da var. Bir ay öncesine kadar hepsini ödüyordum. Sadece bir yerde takıldım. Arkadaşlıkta başlayan aşk sonunda maddiyata dönüştü. Müge abla benim arkadaşımla sevgiliydi. Yalan söylüyor. Öyle bir şey olmadı. Sen bana yapıştın. Sonra para mevzusuna niye dönüştü iş? Kredi sıkıldı iş. Ailesi bana ara. Niye böyle yaptınız? Ortada tehditler dönmeye başlayınca... Her tarafa borç yaptırmışsın çocuğuna dedim. Sen niye yalan söylüyorsun dedim, ödemesen, o zaman? Seni dedim ödemezsen Müge Anlı'ya kadar çıkarım dedim en son. Ve ertesi günü Müge Anlı'yı aradım ben. Yapıcı konuşmalar ve hoş tavırlar banka şifresi istemekle bitmişti. Oğuzhan senin tamam, mesajların sor. Gerçekten çok komik. Seni seviyorum bilmem ne falan diyorsun. Hadi şu bankaya gir şifreyi ver diyorsun. Şu an sen bana 47.500 at. Pardon 20.20.15 at. 4.631 senin. 20.20.40 at. Gerisi dursun. Yarın at. TC ile şifreyi söyle önce şu bankaya bir bakayım. Tamam. Seninle evlenmek istiyorum. Borçları kafana takma. Hepsini kapatacağız. Seni ortada bırakan kansızdır. Hiç düşünme bile aşkım. Sen bu kıza evleneceğim diyorsun. Ben zaten öyle düşünüyordum. Kendisi de öyle düşünüyordu. Vallahi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu buzdolapları televizyonlar alınmış ya. Ben sen sanki başkasına ev diziyormuşsun gibi geldi. Kimseye bir ev falan dizme durumu olmadı Müge abla. Televizyondan oyun konsoluna kadar aldıran sevgili yarım milyondan etmişti. Bak bunların hepsi dekont. Burada toplam gönderiler 269.765. Bir bankadan çekilmiş 70.000. Yine aynı bankadan nakit avans çekilmiş 25.250. 470... 500.000. 500.000 küsür. Sen şimdi parayı aldığını kabul ediyorsun. Bu kızın parasını ne zaman ödeyeceğim? Biz onu merak ediyoruz. Aşkım, hadi bana para gönder diyen sevgilinin başka biriyle evlilik hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı. Bir hanımefendi telefon attığımızda. Ben bu şahsı yakından tanıyorum. Zamanında bizi de dolandırdı. O hanımefendinin üstünden aldıkları buzdolabı, televizyon alıyorlar, daha ucuza satıyorlar. Sonra o paraları da eğlence mekanında yiyorlar. Sadece para üstünden yapmıyorlar. Biz tam evlenecektik. O aşamada bize buzdolabı sözü verildi. Hatta önden biz para da attık. Aradan 2 ay geçti, ortada buzdolabı yok. Yani biz arkadaşımız olduğu için çok önemsemedik. Hanımefendi sonra siz buzdolabınızı alabildiniz mi? Hayır biz alamadık. 3-3,5 ay öncesinde bu insan nişanlandı. Bizi nişana çağırdı. Ben size ne dedim bu buzdolabı televizyon bu ev düzüyor demedim mi size? Peki tartışmaların merkezindeki isim Birseneroğlu'na olan yarım milyonluk borcu kapatmaya niyetli miydi? En son konuştuk konuşacaktın diğer arkadaşlarınla para için ne yaptın? Diğer arkadaşlarla konuştum ben zaten onun üstüne düşeni yapacaklar ki bu zamana kadar ben üstüme geleni yaptığımı düşünüyorum. İlk yayına geldiğinde o arkadaş ben diyor ki... Ben o arkadaş değilim bir adım var. Bir dinler misin lütfen? Dinlemiyorum seni yani. Ben seni dinledim mahvoldum. Kız istemeye gittin mi 3 ay önce? Gittim. Bütün Türkiye bizim dolandırıcı olmadığımızı duydu. Sevgilisini değil, banka şifresini seven kişiyle ilgili izleyicilerimizin iddiaları çok çarpıcıydı. Bir beyefendi daha telefon attığımızdaymış. Ben Oğuzhan Bey'i tanıyorum. Bu şahıs komisyon usulü insanlara kredi çektiriyor. Örnek veriyorum 100 bin lira kredi çekecekseniz bu 100 bin liranın %20'sini kendilerine alıyorlar. 80 bin lira hisse veriyorlar. Kendilerinin tanıdıkları ve bu banka müdürleri de bu işlerden komisyon alıyor. Aynı şeyi geçen yıl benim abimin kızı
kızına da yaptılar. Oğuz dediğimiz arkadaş yeğenimden ilk önce 10 bin lira para çektiriyor bankamatikten. Sonra o QR kodu kendi cep telefonuna tanımlıyor. Gece 1.30'da 2 tane de 10 bin ayrı ayrı para çekiliyor. Bunlar gece halinde takılan insanlar. Kredi ihtiyacı olan var mı diye soruyorlar. Mesela kimisi de ya yokluktan dolayı evet abi işte 20-30 bin liraya ihtiyacım var diyorlar. He. Ondan sonra tamam ama biz çıkartabiliriz size diyorlar. Yayınımızı izleyen avukat Sayın Selin Karahisar bize ulaştı. Birsenin gözyaşlarına kıyamamış. Dedi ki ben Birsen'in gönüllü avukatlığını yapmak istiyorum. Eskişehir Barosu'na kayıtlı bir ceza avukatı kendisi. Ben Birsen'i üzerim. Gönüllü olarak avukatlığını yapmak istiyorum kendisi de kabul ederse. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Dolandırıcılık iddialarında esas olan uzlaşmaktır. Eğer karşı taraf uzlaşmak istiyorsa sizin programınız aracılığıyla uzlaşalım. Eğer ki uzlaşmaya yanaşmazlarsa gerekli cezayı ve hukuki süreci başlatalım. Birsen'in mağduriyetini gidermek için her şeyi yapalım. Ben de Oğuzhan Bey'e aynı şeyi söyledim. Gel uzlaş öde çünkü daha evvel de benzer bir suç kaydı var. Bunu tekerrür etmiş olacak. Başına bir sürü işler alacak. Bak Oğuzhan hala parayı toplayıp iade edebilirsin. Ha yok Müge abla ben mahkemelerde uğraşmak istiyorum. Sonunda da cezaevine girmek istiyorum dersen de o da bir seçenektir. Hiçbir şey için geç değil. Erteleme bugün başlar. Çok özeliz, mucizevi canlılarız. İçimizdeki kelebekler hep uçuşsun. El ele verirsek zorlukların üstesinden geliriz. Yeter ki o yüreğe sahip olalım. Geçirmenizi diliyorum. Valla bu güzel bir aslında söz olmuş. Herhalde Efe'nin sözüdür yani. Sucu sevgilisinin hayallerini suya düşürdüğü Birsen Eroğlu. Sana bugün güzel bir haberim var sana ve annene. Dün yayınımızın ardından ekip arkadaşlarım Ankara'ya gittiler. Eski sevgilinin olduğunu söyleyen Oğuzhan'la ortağı Kubilan borçlarını kabul ettiler. Çok şükür hocam. Allah razı olsun. Dediler ki... Gerçekten... Harika olmuş. Biz üç ortaktık. Biz ikimiz kabul ediyoruz. Birsen de zaten biliyor. Ve her biri de 175'er bin liralık senet imzaladılar. Beş ay içinde de ödemeyi de taahhüt ettiler. Diğer borç içinde, geri kalan içinde diğer arkadaşımızla görüşsün dediler. Ama sana 5 ay içinde ödenecek 350 bin liralık Allah senedini... Allah razı olsun Müge abla. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Canım benim. İyi ki varsınız ya. Siz anlasaydınız ki bu mahkete olurdu. Ay olur mu? Aşk olsun Sunan'cığım öyle şey olur mu ya? Senin evladın bizim evladımız. Ay Allah aşkına öyle şey olur mu? Ben sizin üzüntünüzü derdinizi bilmiyor muyum canım benim ya? Herkes geçinme derdinde siz bir de bu borçların altına girmişsiniz. Ben çok üzüldüm. Allah sizin de ailenize bağışlasın. Ay canım benim çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sen de. Şimdi bir ortak daha varmış galiba. Bilmiyorum ona. Ondan sonra Serhat. Ondan sonra yani onlar dediler ki biz bu 175 bizim 150'nin de karşılaması gereken Serhat. Ondan sonra onunla ilgili yani eğer şey yapıyorsa hukuki sürecini Serhat'la ilgili sürdürsün dediler. Tamam. Dün yayınımıza bağlanan senin avukatın olmayı kabul eden efendim? Evet Selin Hanım'la da görüştük. Senetleri de ona gösterdik. Onlar başta 175 bin liralık senet imzalayalım demişlerdi. Selin Karahisar Hanım dedi ki hayır aylık aylık yapsınlar senetleri dedi. Her ikisi de 35-35 yani ayda 70 bin lira ödemeyi vaat ettiler 5 ay içinde. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Valla ben tabii Oğuzhan'ı da tebrik ediyorum. Çünkü Oğuzhan'cığım hani bundan kaçış yok. Böyle hani onun bir lafı vardı. O da her lafta terbiyesize çıkıyor yani ama yani şimdi tam yani bir yaptığın bir şeyin yani sonuçta bir karşılığı vardır. Bunu yaparken düşüneceksin. Ama
Bence bu hukuki sürecinin altına girmek istemedikleri için akıllarından dolayı tebrik ediyorum. Bir izleyelim neler de söylediklerini. Birsener oğlunun hayallerini suya düşüren suçu sevgilisi ortağıyla borçlarını kabul etti. Borcum yoktur, ben ödemiyorum falan diye bir şey asla söylemedim. İki ortak senetle ödeme sözü verdi. Ama o paranın hepsini kurtarmak istiyor. Üç üniversite bitiren Birsener oğlunun aşkta sınıfta kaldığı, kendisini yarım milyon lira dolandırdığını söylediği sevgilisi Oğuzhan İşbeceren ekibimize konuştu. Birsener oğlu bizim su müşterimizdi. Kendisi sürekli yazdı bana. İlk başlarda çok sevmiştim. Sonradan sonraya başka türlü şeylerini öğrenince o da benden soğudu, ben de ondan soğudum. Borcum yoktur, ben ödemiyorum falan diye bir şey asla söylemedim. Her zaman borcumun arkasında olduğunu söyledim. Arkadaşım Kubilay Akdoğan'la beraber bir iş yapacağız demiştik Birsen Hanım'la. Arabada diyor ki bana işte yok silah çektiler, şöyle yaptılar, böyle ona demeye getiriyor. Yalan yanlış beyanlarda bulunuyor. İşin içine annemi katıyor. Sizin anneniz hiç Birsen Hanım'la görüştü mü? Kesinlikle ve kesinlikle annem onunla görüşmedi. Anneniz yerine başkası görüşmüş olabilir mi anneniz olarak? Ya annemi şu şekilde görüştürmüş olabilirim. Mesela onu ne diyeyim ki abi, ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Birsener oğluna annesine hediye aldırdığı televizyonu kendisine aldığı iddiası için ne diyecekti peki Oğuzhan İşbeceren? İlk çektiğimiz kredide bir iş yapacaktık beraber. O iş olmayınca biraz dibe doğru vurduk. Bir kredi daha çekildi. O kredileri ödemek için gittik televizyon aldık. Normalde yapılması doğru olmayan şey, onun da kendi isteğiyle yaptık. Sattığınız televizyonların paraları ne oldu? Bir kısmını kredilere yatırdık. Bir kısmını borçlara gitti. Zorla kredi çektirilme veya tanıdık vasıtasıyla komisyon usulü kredi çektirilme gibi bir durum yoktur. Peki siz şu anda Birsen Hanım'a kaç para borcunuz olduğunu düşünüyorsunuz? İlk çektiğimiz kredi 50 bin TL, ikinci çektiğimiz kredi 70 bin TL. 3 tane de televizyon var mağazadan. 70-50 daha 120, 90 daha 210 yapar. Ama şöyle de bir şey var. Benim yapmış olduğum bir sürü ödeme var. 45 bin liraya yakını benim elimde dekontlarım var zaten. Elden yatırdıklarımız var. Mağazaya yatırdıklarımız var. Sadece televizyonlarla sınırlı değil. 2 tane pahalı cep telefonu, bir de tablet almışsınız. Doğrudur. Onu da kabul ediyorum. Kendi isteğiyle bana söyledi. Dedi ki al sen kullan. Daha geçen aya kadar zaten ödeniyordu. Siz mi ödüyorsunuz? Evet, ben ödüyorum. Peki telefonları, tabletleri teslim etmeyi düşünmediniz mi ona? Ya öyle bir şey ne o istedi ne de ben düşündüm yani. Eski sevgilisi Birsener oğlunun kendi rızasıyla kredi çekip senette eşi aldığını söylüyor. Bununla ilgili de mesajlar olduğunu iddia ediyordu. Ancak okuduğu mesajlar hiç de söylediklerini ispatlar nitelikte değildi. Ah o Burak, bir de buzdolabı versen ne biçim olur yazmışım. Yani bir de buzdolabı onaylatabilirsen iyi olur yazmışım. O da şu an vermezler. Toplayamadınız mı hala parayı? Tatlım Keçiören'de tanıdığın subayısı var mı yazmış. Onu boş ver. Onu şey yapmıyorum. Annesinin burada bana atmış olduğu. Bir anne kız bir su probleminiz var anladığım kadarıyla. Yok bir tane mi? Hiç annem sordurdu. Yok. Ya yavrum bir şey söyleyeceğim. Şimdi İstanbul'da yani atmayayım ama yani 30 tane su bayi var. Ankara'da yok mu? İstanbul'da olanlar Ankara'da da vardır. Şimdi burada yok, marka vermeyeceğim yok, de. Yok tatlım yok, yalan söylüyor. Benim su bayim zaten. Yazmış işte bak. Senin kız yazmış. Yalan o... Bilmiyorum ikisinin hayır, arasında. Hayır yazmış işte. İkisinin arasındaki subay ne ben anlamadım. Benim Keçiören'de zaten evime yakında subay var ben zaten. Ben o mesajı Mamak'tan taşınmadan önce yazmıştım. Ben bunları bilerek yazıyorum ki onun sevgi, ben hala onu seviyorum diye sansın diye yazıyorum. Benim evimin yani, dibinde subay. Ama ben onu sevmiyordum. Da yani, ya bitmişti artık her şey. Çünkü tehditler o kadar çok geliyordu ki bana. Ben hayır, de diyordum ki madem yani beni tadını, böyle seviyorsan. Hayır sansın. Ankara'da sucu yok mu? Var, çok var. Bizim orada daha çok evimin var. Evimin dibinde eski aldığım su bayi var zaten. Ben 2 sene gittim Mamak tarafına. Var bak, bir tane. Suna benim ona ihtiyacım yok bak, zaten. Bak şunu sana söyleyeyim. Benim evimin dibinde mesela su bayi yok herhalde. Hiç görmedim. Vallahi bizimki ama açıyorsun var. Telefon. Evimize çok yakın. Tamam açıyorsun, telefon var. Telefona yazıyorsun. O da sana getiriyor neredeyse yani. Ay, zaten evimizin yakınında su bayimiz. Eski aldığım su bayi. Suyun markasını da vermek istemiyorum burada. Hayır verme. Var yani. Var. Hala benim ona daha, ihtiyacım yok. Hala da buzdolabı alabilir miyiz deyince tanıdık su bayi var mı? Ben anlamıyorum. O su bayinin bir şifre mi? Başka bir şey mi? Ben gerçekten senin anlamıyorum. Senin kız yazmış. Kıza hayır, sor. Müge Hanım ben onları bilerek yazdım. Yani hala benim onu sevdiğimi sansın diye. Çünkü borçları ödemesi geliyordu. Sen o kadar su bayi sorarak mı? Sorunca... Bu bir sevgi sözcüğü mü? Evet çünkü o öyle tanıdık, anlıyordu. Tanıdık subayın var mı deyince... İşte senin böyle arkadaşların çok var. Hayır şifre değil. Senin arkadaşların çok var. Ben sana işte hala bağımlıyım. Bunu anla diye. Allah Allah. Yani biraz ben bunu bilerek yazdım her şeyi. Benim hiçbir şeyim. Çünkü borçları ödesin diye. Haberim yok hiçbir şey. Şinase tanıdık subayın var mı hayatım ya?
Yani seni çok seviyorum. Adam diyecek ki yani gir internete bak. Evet. Evet, diyorum ya iki sene öncesindeki zaten. Hayır yavrum, bunu şunun için söylüyorum. Sen biraz kafanı toparlasana. İnşallah. Şimdi ben erkek olsam, tamam mı? Yani sevgilin, karın bilmem ne bana şunu su bayi var mı bilmem ne sorsa, bak çok özür diliyorum. Derim ki bu da gerizekalı mıdır nedir? Ben niye su bayini ben buluyorum onlara? Girsin internetten. Müge Hanım onun devamlarını da gösterseydi keşke. Oraya gidince benim arkadaşım var, size su göndersin demişti. Ben de tanıdığım su bayisi vardı hani. Ne var mı diye o yüzden sordum. Onun arkadaşı su getiriyor. Ama kendisi öyle söyledi bana. Ama onları hiç yayınlamamış. Her şeyi yalan yanlış yapmış. Bir tanem ben sana bir şey için söylemiyorum da senin şimdi bundan sonra da bir sevgilin olur ya. Olmayacak. Niye olmasın? Daha olur senin. Yani olduğu zaman tamam mı? Adama tanıdık su bayin var mı? Şimdi bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buna mesela çok terbiyesizce bir cevap verebilirim ha. Yani bana böyle bir soru sorulsa. Yani niye ben sizin evinizin su bayini niye ben bulayım yani, anlatabiliyor muyum? Sen benim sevgilimsin. Biz sana iki hoş beş ederiz, belki bir çay içmeye gideriz. Ama ben senin evinin su bayisini ben niye bulayım? Ya her taraf su bayi ya, Ankara'dan bahsediyoruz. Evet, evet. Aynı. Zaten diyorum ya eski aldığım su bayisi var evimin yakında benim. Yani sen böyle buralara girme bilsen. Sen de artık küçük 14 yaşında kız değilsin ki yavrum. Sen de 31 yaşında genç bir hanımsın. Su bayine nerelere geliyorsunuz? Müge Hanım ben işte onu bilerek söyledim. Yani hala sizin evde çok mutlu içiliyor. Hayır onunla alakası yok. Hala seni seviyorum. İşte seninle bu konuları da konuşuyorum. Bil yani. Sana borçları ödesin diye ben hep böyle mesajlar attım. Bilsen Hanım. Karşı taraf sizi ne bileyim, ikna etmeye herhalde yarışabilir. Yani. Kandırmaya uğraşabilir. Ama siz 3 tane üniversite bitirmiş kültürlü bir hanımefendisiniz. Affedersiniz, kara cahil değilsiniz. Onların 3 tane lafına kanalım diye. Yani hani hırsızın hiç mi kabahati yok dediği gibi. Yani siz de ben biraz de onlara her bazı türlü açığı vermişsiniz. Ben de suçluyum. Onlara gereken kapıyı açmışsınız. Onlar da bundan istifade etmişler. Evet. Yani bu örneği niye söylüyorum? Her gün diyoruz. Artık lütfen hanımlar, kızlar kalkıp da işte beni kandırdı da şöyle dedi de bir defa bir erkek, yine söylüyorum. Senin tanıştığın, konuşacağın bir erkek, arkadaşlık yapacağın erkek senden eğer bir çay parasını dahi sana verdiriyorsa bırak para istemeyi. Senin de içtiği bir meyve suyu parasını dahi senin vermene müsaade ediyorsa o erkekten hayır gelmez. Rahmi hocam ben zaten hep söylüyordum. Diyorum kızım kimseden bir şey alma, kimseye de bir şey verme. Ben Müge Hanım'ın müptelasıyım. Gerçekten çok seviyorum, o kadar izliyorum ki ne. Hep söylüyordum bak anneciğim şurada şu oluyor, burada bu oluyor. Sakın annem dikkat et. Bir çay kaşığı verilirse kabul etme, kepçe isterler. Kalbuki annem şurada dolandırılıyor, burada da... Ben borç ne yapacağım ben onları? Yani seninle arkadaşlık yapan bir erkek eğer senden borç para istiyorsa... Artık bunun ötesini görmeniz lazım. Hocam ben ona anlattım ki annemle biz yalnızız. Bizim başka kimsemiz yok dedikten sonra zaten annemin üstüne hep yürüdü. Bu paraları o yüzden çektirdi hep bana. Benim bir bilgim olsaydı da yürüseydi. Bundan sonra biraz daha dikkat edin hanımlar. Bunu sizlere söylüyorum. Hiç olmadı hocam, hiç olmadı. Elini cebine atmayan bir erkekten hayır gelmez. Senin cebindeki paraya el uzatan bir erkekten hiç hayır gelmez. Gelmez. Çok doğru. Yani beni ben öyle şurada şöyle insanlar... bir tavsiye yapayım. Şurada mesela size katılmadığım bir nokta var. Ben mesela kızımın hesabını falan kimsenin ödemesini kabul etmem. Onu da hep öyle şey yapıyorum. Ya da bir gün sen edersin, bir gün o eder. Tabii çalışmıyorlar. Hani çalıştıkları zaman da farklı olabilir. Eğer biz hayatın her alanında eşitliği savunuyorsak, ben hayatın her alanında kadınların da çalışması gerektiğini savunan, kadınların da hayatın her alanında ortak olması gerektiğine savunan biriyim. Yani özellikle günümüz şartlarında tek maaşla da geçinmenin imkanı yok. Kimsenin üzerine yük yüklemeye de gerek yok. Herkes gider. Bir gün sen ödersin, bir gün o öder. Bunun ben kadına erkeğe olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca mesela benim hesabımı hiç kimsenin ödemesini de istemem. Yani ben bir arkadaşımın... Siz hanım olarak o prensiptesiniz. Hayır neden? Nedenini de söyleyeyim. Neden istemem? Çünkü burada görüyoruz ki bazı erkek tipleri
işte hediye alıyor, oraya götürüyor, buraya götürüyor. Bu sefer de para harcadığı için karşıdaki kadını benim diyor. Şimdi o benim sonunda şiddet, işte cinayet, o bu şuna rastlıyoruz. O yüzden bence hiç kimse fazla azmadan, kudurmadan, paran varsa paran olduğu yere gidersin. Az paran varsa yaparsın evde. Bak her yerde termosları almayanları dövüyorlar pazarlardır. Bir termosun içine çayı demlersin. Gidersin bir yerde oturur, bardağına da koyarsın, içersin. O hayat böyle bir şey. Kalkıp da 5 kuruş harcayıp da benim diyen erkekler işte. O yüzden. Onlar ortaya ama onlar işte pek istisna olmuyorlar biliyorsunuz. Benim söylediğim objektif düşünen ama, normal erkek. Tabii ama Rami Bey'in dediği şu aslında. Yani hiç elini cebine attırması meselesi değil. Yani bak şunu hiç düşünmeyin birisi sizden. Düşünün yani aklınızdan çıkarmayın. Birisi sizden borç para istiyor. Sucu. Buyurun. Yani bunun annesi yok mu, babası yok mu, amcası, halası, dayısı, teyzesi, kuzeni, iş arkadaşı, asker arkadaşı yok mu da sana kaldı? Onu düşünemedim. Sen çalışmıyorsun. Bak bu durumda aslında ben sana üzülmedim. Çok açık söyleyeyim. Ben annene üzüldüm. Allah razı olsun. Bin kere hepimizden. Razı olsun. Ben annene çok üzüldüm. Bin kere razı olsun. Çünkü annen eminim en başta bunu bilseydi olaya en başta mümkün müdahale değil, ederdi. Mümkün değil. Aynen öyle. Bana anneme ki söyleyemedim. Hatta bana annem bilmeyecek. Annem bilirse annene bunu yaparım. Ben kendim de gelmem, eve gelirim, kadının kolundan çeker götürürüm diye. Ha, kolaydı. Kolaydı öyle. Çok kolaydı. Vallahi onurlu bir erkek, onurlu bir para erkek. Para mara çektirmez ister de. İster sevgilisi olsun, ister arkadaşı olsun, kız arkadaşı olsun. Eğer onun parasına göz dikmişse, ondan borç istiyorsa, ondan sıkıntın var, kredi alalım, kredi kartını kullanalım diyorsa, ben bunu onurlu bir erkeğin yapacağını kabul etmem. Dün bile daha onurlu bir erkek tehdit ediyor, böyle bir şey yemez, değil mi? Dün bana bir şey yapamaz o, yapamaz. Ben cesurca çıktıysam herkes çıksın buraya. De yok zaten yani onlar da bir şekilde uzlaşmanın yolunu buldular. Bence doğru yolu seçtiler. Bir daha inşallah da başkalarına da ders olsun. Onları tanıyan tanımayan da. Devamı da vardı herhalde, izleyelim de. Ya, su meselesine takıldım. Bir de buzdolabı versen ne biçim olur yazmışım. Yani bir de buzdolabı onaylatabilirsen iyi olur yazmışım. O da şu an vermezler. Toplayamadınız mı hala parayı? Tattım. Keçiören'de tanıdığın subayısı var mı yazmış. Onu boş ver. Onu şey yapmıyorum. Annesinin burada bana atmış olduğu mesajı göstereyim. Biz seninle oturup konuşalım. Bu böyle olmuyor. Diğer ortaklarını da getir. Yüz yüze konuşalım. Nasıl olacak? Nasıl ödenecek? Kızım bir aydır çok kötü. Ben üzerime düşen her şeyi yapıyorum ve yaparım. Yarı yolda bırakmak bizim lügatımızda yok, namussuzluktur diye. Birsen Hanım'ı bu kişilerle tanıştıran kimdi, diğer kişilerle? Diğer kişilerle zaten bizim subayımız olduğu için orada Kubilay Akdoğan'la da o şekilde tanıştı. Birsen Eroğlu'nun düştüğü borç batığı bir yardım da Oğuzhan iş becerine göre. Bunun duyguyla, kandırılmakla hiçbir şekilde alakası yok. Kendi isteğiyle çektiği bir kredi var, bir yardım var sonuçta ortada. Her insan düşebilir, her insan kalkabilir. Yapmış olduğu bu yardıma istinaden sevgisini kullanmaya yönelik herhangi bir durum yok. Ödenmeyen bir borç yok. Sadece tek takılan bir kredi var. Onda da zaten uzlaşmaya da açığım. Ama o paranın hepsini kurtarmak istiyor. Nişanlı olmasına rağmen Birsen Eroğlu'yla ilişkisini sürdüren Oğuzhan İşbeceren, neden böyle bir şey yaptığı sorusuna önce sessizlikte yanıt verdi. Sonrasında ise bir cevap bulamadı. Siz nişanlıyken Birsen Hanım'a yine sevgi dolu, aşk dolu sözcükler, aşkım diye de hitap etmişsiniz. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bir dakika abi. Ne dedin abi, bir daha söyle. Siz başka birisiyle nişanlandıktan sonra da Birsen Hanım'a yeniden tekrar aşkım diye hitap etmişsiniz. Şimdi şöyle, ben de onunla görüşürken o da bana başka bir ilişkisini anlattı. Farklı farklı şeyler söyledi. O konuyla ilgili konuşmak istemiyorum ya. Oğuzhan İşbeceren tarafından dolandırıldığını söyleyen tek kişi Birsen Eroğlu değildi. Peki bunun için ne söyleyecekti? Geçmişimde olmuş olan ticaretlerim olmuş olabilir. Ne bileyim yani para ya da bize hırslanan insanlar olabilir. Bunların aramış olması olabilir. O konu da hiçbir şeyim yok, fikrim yok. Birsen Eroğlu'ndan aldığı ama borç olarak gördüğü paraları ödeme sözü veriyordu Oğuzhan İşbeceren. Ben kendi adıma olan uzlaşmayı kabul ediyorum. Yani kendi adıma olan borcu ödeyeceğime dair kabul ediyorum. Diğer arkadaşların da zaten kabul etmeyeceğini hiç düşünmüyorum. Onlar da kabul edecek. Ve Oğuzhan İşbeceren'le ortağı Birsen Eroğlu'ndan aldıkları parayı yarı yarıya ödeme sözü vererek masaya oturdular. Birsen Eroğlu'na 175'er bin lira borçlu olduğunu kabul ettiler. 5 ay içinde borçlarını ödeyeceklerini taahhüt ediyorlardı. Her ikisi de 175'er bin lira olarak toplamda 350 bin liralık senetlere imza attılar. Müzik
Oğuzhan İşbeceren'e göre geriye kalan 150 bin lirayı yayınımızda gündeme gelen Serhat isimli arkadaşından istemeliydi Birsen Eroğlu. Burada herkesin içi rahat olsun diye dolandırıcı olmadığımızı kanıtlamak amaçlı Müge ablanın adaletine güvenerek ve Müge ablanın ekibinin huzurunda burada bu senetleri imzaladık. Arkadaşım Kubilay Akdoğan'la beraber bizim ikimizin borcu yaklaşık 350 bin lira civarında. 500 bin liradan bahsediliyor. Biz 350 bin lirasını üstlendik. Birsen Eroğlu da geri kalan miktarı belirtmiş olduğu diğer muhataptan istesin. Yani biz elimizden geleni yaptık. Bize düşeni yaptık. Bize yakışanı yaptık. Evet, durum bu. Avukat Hanım da takibini yapacak. Diğer kim? Diğer o ondan alsın dedi. Serhat mı? Serhat Başyenoğlu. Onu nereden sen buldun? Tanımıyorum ki, bu tanıştırdı zaten. Biz hepimiz ortağız dedi. Nereden tanıyayım ki ben öyle insanları? Yani benim bu yaşadıklarım da insanlara büyük bir ders olsun. Yani aileniz tehdit edilse bile korkmasınlar. Polise gitsinler. Beni 5 ay tehdit etmiş çocuğumu benimle. Ben duyduğum gün geldim. Ben korkmadım ki. Korkmam da. Neden korkacağım ben? Evet, yani inşallah diğer borcu olan kişiyle de. Ona ulaşabildik mi? O kabul ediyor mu borcunu arkadaşlar? O açmıyor telefonunu. Beni de açmadı Müge Hanım o zaman. Bu dedi ki ara, mesaj attım, toplanın ula oğlum, bilmiyordum bu kadar pisliğin içinde olduğunu. Gerçekten bilmiyordum. Sadece 4 televizyon var zannediyordum. En azından 350 bin lira yazabilirsiniz arkadaşlar. En azından 350 bin lirasını kurtarmış olacaksınız bu şekilde. Biraz en azından hızlı da ödeyince belki o faizleri falan da azalır. Siz daha iyi bilirsiniz. Erken kapama, kapama vesaire falan. Müge abla, bir de şöyle bir şey var. Ben sizin yayınınızı aradıktan sonra benim üstümden bir televizyon daha almışlar. Onu neden kabul etmiyorlar? Ben oraya hiç gitmedim bile. İmzamı taklit etmişler. Tamam canım, onu da gidersen neresiyse orası. Alırsın belgeni, imzan taklit mi edildi, onunla ilgili de başvuruda bulunursun. Sana bir şey söyleyeceğim. Biraz da bunlarla uğraş, hem şeyin de kafan da biraz oralara yönelsin yavrum. Tamam. Bir de sen niye işe girmiyorsun? Sen çalışacaksın. Ben KPSS'ye hazırlanıyordum. KPSS'ye hazırlanırken git mesela yandaki evinde merdivenlerini sil. Tamam, yapacağım. Yani yap. Orada bulamadım Amak tarafında. Buraya gelince de bütün okulların CV'sini verdi. Tamam da her zaman istediğimiz işler olmayabilir. Bak şunun için söylüyorum. O yandaki merdiven siliniyorsa onu sil. Buna hiç çalışmanın ayıbı yok. Temizlik de yapabilirsin, cam da silebilirsin. Başlarda yaptım zaten. Benimle bak, yaptı olan tamam, yaptı zaten. Hep yaptı. Tamam. Tamam. Herkes yapıyor. Ben yapana da çok saygı duyuyorum. O sırada onu yaparsın. O zaman ne olur? Bu işlere vaktin kalmaz. Bence en büyük problem çok vakit. Ha, hiçbir şey yapmak istemiyorum Müge abla. Benim paraya da ihtiyacım var. Evde yok. İhtiyacım yok. Parayı evde oturacağım. Tamam, bak mesela izleyicim şimdi bana çok güzel bir hediye getirmiş. Müge abla, Allah. Artık arkadaşlar, ne yazayım? Artık arkadaşlarımla kısır yiyeceğime puzzle yapıyorum. Size de bir puzzle getirdik. Sevdiğinizi bildiğimiz için sizi çok seviyoruz. Ufuk ve Melis. Heh, hoş geldiniz. Bak 3000'lik puzzle getirmişler. Benim de var puzzle'larım. O kadar çok kitaplarım var ki, o kadar çok puzzle'larım var ki benim eski hayatımla şu anki hayatım bir değil hep zaten. Hep tablo yaptı o puzzle'larda. Toparlayıp kendime geleceğim. Tamam, kendine sonra gel. Bir silkelen yani. Çok teşekkür ediyorum size bir kere. Çok sağ olun. Güzel diyorsun. Bunu yerken kısır demiyor. Şimdi bu 3000'lik puzzle insanı var ya, kaç çok gün güzel oyalar. Şeyler yaptı. Evet ya, yani biraz böyle de bunları da düşünmek lazım. Hazır söylemişken Almanya'dan Asuman ve Metin Yılmaz çifte, siz de hoş geldiniz. Onlar da yine eli kolu dolu gelen izleyicilerimden bir tane tekerlekli sandalye getirmişler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Allah hayrınızı kabul etsin inşallah. Teşekkür ederim. Canım babacığım, rahmetli Cumali Pekuzak adına getirdik biz de. Ay, nurlar Allah hayrımızı kabul etsin. Ay. Size de vesile olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, nurlar içinde yatsın. Teşekkür ediyorum hanımlar. Keşke şöyle şuraya bir masa kurup hep beraber şu puzzle'ı yapabilsek. Yalnız çok güzelmiş ha. Nefis yani, çok teşekkür ediyorum her şey için. Yani biraz ne yapacağız? Vaktimizi düzgün kullanacağız. Keçiören'deyken gerçekten öyle yapıyordu. Senin sucu bayin var mı ablacığım işin sonunda? Suyunuz geliyor mu? Geliyor mu canım, benim suyum geliyor. Niye gelmesin? Benim hiç alakam yok o sularla, sucularla. Suyunu da sen ara bundan sonra. Ben kendimi arıyorum zaten. Sen ara, sen getir.
Benim sizin bunlar zaten alakası yok. Sorun bir sende Suna Hanım. Ben de evet. Ben bir senin alakası var su getirenlerle. Tecerindeyken gerçekten de o kadar güzel puzzle'lardan tablolar yaptı, çerçevelettim ben onları. Yine yapar. Ben nasıl ama taşındım. Çocuğum kendine gerçekten affedersin ama pisliğin içine bir girmiş çıkamamış. Şimdi ama ilçe verip öyle söylemeyelim sanki o ilçede olur o ilçede olur değil. O bir senin kendi yaşam tarzıyla ilgili. Nasıl girmiş nasıl anlamadım anlasam onu oralara. Sen bunu biraz miydi? Artık bundan sonra başıboş bırakmasın hacım. Kesinlikle. Zaten kesinlikle. Konuşacağız. Müge abla zaten basıp başıboş değildi ki her şeyimi anlatıyordum anneme. Kopmuştuk ama her bu. Her şeyimi anlatmıyormuşsun. Herhalde. Bu olaylar mümkün değil bilmiyorum. Bunların hiçbirini soruyordum, anlatamadım. Soruyordum hiçbirini. Da. Anlatman gerekeni anlatmamışsın. Soruyordum evet, da bak Müge abla bir sıkıntın var mı anneciğim? Bak bu çocuklar sana takılıyorlar. Annem dikkat et sana senet imzalattırırlar. Bak seni bankalara götürürler. Her şeyi de anlatıyorum. Yok anne işim yok, aşım yok ki. Deyince ben inanıyordum. Vallahi bak bir sanıyordum. Birsen iyi bir kız. Belli ki çocuğum kalbi çok güzel yürekli, bir kız. Ben de biliyorum. Yani kendisini Bina Bekir olarak kaydeden birinin kendisiyle evleneceğini falan düşünecek kadar da iyi bir kız. Biraz onu hayatın gerçekleriyle yüzleştirmek lazım. Siz akıllı bir kadınsınız. Biraz teşekkür onu ederim. O şekilde... Akıllı olsaydım böyle olmazdım. Yok yok olabilir. Hepimizin başına her şey gelir. Hayatın çocuk, mevzu bahis çocuk oldu mu kimin başına ne geleceğini garantisi yok. Allah'ım iyi yazılar. Çocuğumun ne bahtını hazırlamışım ne tahtını hazırlamışım. Hiçbir şey yapmamışım. Akıllı insan böyle mi olur Müge Hanım? Olur olur. Şimdi düzelecek işte her şey. Tamam canım yeni bir şey gibi düşün. Bu da size ders olsun ona da ders olsun. Belki daha kötü bana şeyleri. Bana çok büyük ders oldu. Yani hayatımın tam dönüm noktası bundan sonra başlayacak. Kimseye asla bir daha inanmayacağım. Sadece önüme bakacağım, aileme bakacağım, kimseye bakmayacağım. Yani sadece değer veren insanlara bakacağım. Çok teşekkür ederim. Allah sizden bin kez hepimizden razı olsun. Hepimizden razı olsun. Ben sizi tanıdığımda çok memnun oldum. Ben sizi izlerken o kadar gururlanıyordum ki sizinle. Benim idolüm bu kadın diyordum ya. Kalkmıyordum televizyonun başına. Donduruyordum bir çaya. Küçücük mutfağa giderken bile sesinizi duymak yetmiyordu. Siz de göreyim diye dondurup gidiyordum ya. Bunda... Şurada odam, şurada mutfağım. O ne kadar diyor? Çok seviyorum ki ve sizi diyordum ki bak şunu söyledi kara tahta çıktı olay çözüldü. Sizi o denli izliyordum yani düşünebiliyor musunuz? Canım benim ya sağ ol valla. Tamam olabilir zaten hepimizin programı hayatım kimin ne için buraya geleceğinin garantisi yok yani. Diyorum ya hepimizin başına da her şey gelir herkesin de bir boş anı vardır. Düşmez kalkmaz bile Allah'ım. Aynen öyle aynen öyle ben seni kınamıyorum. İnşallah bundan sonrası güzel olsun. Olacak, onu istiyorum. Olacak olacak size söz veriyorum. Tamam bakacağım olduğu sana. Zaman da zaten buraya geleceğim. Tamam gelin anne kız biraz da güzel zamanlarınıza i̇nşallah, gelin inşallah. İnşallah. Bu arada şunu da belirteyim gerçekten çok büyük hizmetler aslında bize sunuluyor. Ben İstanbul'un su kesintisinin yaşandığı dönemi de hatırlıyorum. Nereden buluyorduk o suları ama bizim mahallenin başında çeşme vardı. Akmaz beklersin. O bidonlarla 5. katta oturuyorduk. Asansör falan yok. O bidonları doldurmakla ayrı dert, taşımakla ayrı dert. Sular akmaz. İstanbul'da yaşayanlar bilir. Yani birçok ilimizde başka şeyler vardır. Şimdi artık yine kapımızın önüne su geliyor ama kişisel bilgilerimizi paylaşmadan bunu sadece su için söylemiyorum. Bunlar çok güzel hizmetler, çok büyük firmalar, güzel firmalar ama biz işin boyutunu biz aşmayacağız. Yoksa ben şimdi su firmam olsa ben ne bileyim su firmamda çalışan biri gitmiş onun kızıyla geziyor mu tozuyor mu yazışıyor mu yani firma sahibini bağlamaz ki. Evet. Herkes kendinden sorumlu. Kişisel bilgilerinizi de bu hizmetleri aldığınız hiç kimseyle paylaşmayın. Herkesin bir kendi ortamı vardır. O ortamın içinden bakarsınız uygun birisi varsa evlenirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Birini de buldun mu da illaki de onunla evleneceksin diye de bir kural yok. Yok. Bakarsa oluyorsa olur olmuyorsa olmaz. Bir kızı 40 ne derler? Bir kızı 40 kişi ister bir kişi alır. Ha, 1000 kişi mi istermiş? 1000 kişi de kim istiyor bilmiyorum ki. Hiç 1000 kişi de istemedi kimseyi. Ya yüzümü güldürdünüz Allah sizden gerçekten razı olsun. Canım. Gülüşlerimi tekrar verdiniz bana. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şu 33 yaşındaki Emine Aytekin'in annesi hala aramızda. Emine'den haber yok. Tencere ve perdeleriyle Osmaniye'de evden çıkıp kaybolmuştu. 3 çocuğunu da yanık sobayla bir de kapısını üzerine kilitleyerek bırakan. Ben endişe ediyorum hanımefendiden. Dün aramadı. Ailesini de aramamış, bizi de aramadı. Hanımefendi siz iyi misiniz acaba? Yanında kimler var? Ben çok merak ediyorum. Annenin gözü yaşlı, senden haber bekliyor kızım. Yine yakınlarını arayanlar da var. Cinayet konumuza geçmeden önce bir ara verelim.
Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Ablacığım sen bir seslen kızına, Emine Aytekin'e. Emine ne olursun bir haber et çocuğum, ne olursun kocana dönmek zorunda değilsin. Benim yanıma gel kızım, benim hatırım yoksa Ecem Sun'un hatırı için bir anne de bana bir telefon et. Ne olursun çocuğum bir haber ver. İyi olduğunu bari bileyim senin, ben şuradayım ben iyiyim de bari kızım ne olursun. Ben çok senin hakkında çok endişeleniyorum. Başına bir şey niye geldi diye çok korkuyorum. Çocuğum ne olursun bana bir haber ver kızım. Çocukların zor durumda bebeğim. Evet ya. Üç tane çocuk şimdi. Ay. Ben bu bizim okul projemiz için işte İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü ile görüştüğümde bu konu da gündeme geldi. Anneleri kaçan çocukların okulda neler yaşadığıyla ilgili. Yani anneler gidiyorlar da geride bıraktığınız çocuklara okulda neler söyleniyor bir onu da düşünün. Nasıl büyük bir tahribat yaşanıyor. Öğretmenler o tahribatı engellemeye çalışıyorlar ama hiç kolay değil onu söyleyeyim yani. Aramızda 80 yaşında vallahi maşallah aslında yaşınızda hiç söylemeyeyim nazar değmesin. Mümine Günaltay var. Mümine Günaltay 45 yaşındaki terzi Mesut Günaltay'ı oğlunu aramak için aramızda. Eşinin iddiasına göre yaklaşık 6 aydır kayıp. Heh. Aslında bilmiyor anne çok çünkü çok da görüşmüyorlarmış. Ama 6 aydır kayıp olduğunu öğrenince hani arayalım bulalım diyor Müge'ye çıkalım diyor falan. Eşi ben gelmem İranlı bir sevgilisi var onunla gitti diyor. Anne de diyor ki bir İranlı sevgilisi olduğunu da ben aslında bizim gelinden öğrendim benim bir haberim yok. Ama diyor iki kadın bir oldular benim oğlum ortada yok. İnşallah ortadadır bizi şimdi İnşallah. İzler. İnşallah. Bir izleyelim hanımefendinin iddialarını. Mümine Günaltay'ı Müge Anlı'ya getiren 45 yaşındaki oğlu Mesut Günaltay'dan 6 aydır haber alınamaması ve gelininin bu durumu kendisinden aylardır gizlediği iddiasıydı. Benim oğlum kaybolmuş. Bana haber etmediler. Onlar Ankara'da yaşıyorlardı. Gelmiyorlardı, gitmiyorlardı. Bayağı bir kopuğduk. Gelinim sade gül. Bana 6 aydan sonra hincik haber etti. Oğlunuz 6 aydır yok. Ben her yere şey ilan verdim. Araştırıyorum dedi. Ben varıyorum o zaman dedim. Müge Hanım'a çıkacağım dedim. Ben gelemem dedi. Ben çıkmam dedi. Bana 10 gün müsaade edin, bulacağım dedi. Dışta öğletten bulacağım diyor. Polis bana öyle dedi diyor. 6 aydır bu yıkmaybada 10 günde nasıl bulacağımış? Çıkma Müge Hanım'a dedi. Niye çıkmayacağım ben huzuru ta İç Anadolu'dan buraya geldim bak. Doktora gidiyordum Konya'ya, ameliyat olacağım. Bıraktım, otobüse atladım geldim. Gelininin çelişkili açıklamalarda bulunduğunu da öne sürdü Mümine Günaltay. Benim gelinim sade gül yalan söylüyor. Bizi kandırıyor. Bir geldi diyor, bir gelmedi diyor. Boşanmaya geleceğiydi kaybolacak. Oldu diyor. Mahkemeye ben bir çıktım o bir daha gelmedi diyor. Başkasına da geldi diye anlatmış. Lafının birbirini tutmuyor yani. Anlatılanlara göre evli olan Mesut Günaltay'ın yabancı uyruklu biriyle de bir ilişkisi vardı. Mümine Günaltay tehditlere varan kıskançlık tartışmaları yaşayan iki kadın arasındaki oğlunun canından endişeliydi. İranlı kadına takılmış. Gelinim söyledi. İranlı kadınla beni aldattı dedi. Ben de dönüştüm onunla dedi. İki kadın benim oğlumu paylaşamamışlar. Benim haberim yok. O ondan kıskanmış. O onda. Gelinim ya ben onu öldürürüm ya o beni öldürür. Ben sinirliyim dedi. Ben böyle şeyleri kaldıramam dedi. Benim geline İranlı kadın bana yar olmazsa sana da yar olmaz demiş. İkisi birbirini kıskandı da başına bir şey mi geldi, iş mi geldi? Aralarında kaybolmuş, kendi mi kaybolmuş, onlar mı kaybetmiş bilmiyorum. Öldürdüler mi, sağ mı bilmiyorum. Endişeli annenin tek isteği, aylardır nerede olduğunu bilmediği oğlu Mesut Günaltay'ın akıbetini öğrenebilmek. 6 aydır sesi yok, soluğu yok. Ya İranlı kadın ya kendi karısı. İkisi başına bir iş getirdi. İkisinden şüpheliyim. İkisinden birinden çıkacak. Peki hanım herkesi buluyor, benim oğlumu da bulur dedim, geldim. Ah Mümine teyzem, ellerinden öperim. Ah. 80 yaşına da gelsen gene söz konusu evde olunca yollara düşüyorsun, evladını aramaya geliyorsun. Yine aramaya geldik ya. İçine de iyileri, herkes evinde geçiniyor dedim. Koy da durduk büyük oğlanla biz. Sen nerede yaşıyorsun Mümine teyzeciğim? Sen nerede yaşıyorsun?
Aksaray'ın bir köylündeyik. Aksaray'dasın. Aksaray'lıyız. Oraya bağlıyız. Oğlun nerede yaşıyordu? Oğlum da burada Ankara'da. Ankara'da. Terzilik yapar. Terzi, iyi mümkün terzi biçer, diker. Kaç sene atölye açtı, 3 sene kaybetti. İfraz etti, girinikten gezdi, başka işe girdi, çalıştı. Buralarda uğraşır. Ha, onlar fahar dedi, ben köyde dururuz, oğlanla geçinirik. Oğlun evli mi köydeki? Evli canım, 4 tane kızı var. Maşallah. Üçünü gelin etti, bitirir de oku yok, Konya'da. Aslında senin bütün oğlunun kaybıyla ilgili bildiklerin gelinin sana anlattıkları. Ya gelin söyledi, ben hiç haberimiz yok. Anladım. Biz iyiler, çalışıyorlar, herkes evinde geçiniyor dedi. Belki de gelin hani senin oğlunu aldattı diye hani kızmış olabilir. Hani sen dedin ya ben çıkmam falan demiş. He, ama şimdi o da ona kızgın herhalde onu aldattı diye. He, kızmış he. Ben mi gelmem, ne çıkmam, sen çıkarsan çık dedi. Ben de gelir çıkarım dedi. Yani beni aldattı diye o ona kızgın değil mi? Bilmiyorum öyle demiş yani. Aldattığını da bilmiyor. Yani işinde çalışırlarmış. Çağırmış herkes gelirmiş. Terzilik işinde. Dikiş dikiyorlar. Ha, terzilik işinde o İranlı dediğimiz hanımla o da oralarda bir de gelmiş. İki çocuğu varmış orada oturmuş oralarda. Bildir bir şimdi Ankara'ya şimdi Adana'ya gittim. Kızımın torunumun biri orada gelin oldu. Kocası uzman çavuş. Anne babaanne dedi küçük kızına gittik. Benim yanımda bir ay durun dedi. Oraya gittik. Orada da deprem oldu. Ah canım. Şaşırdık. Hani deprem altında kalmadık da evimiz mevimiz sallandı kızın evi. İndik aşağı. Geçmiş olsun. Gece bak, indik. Gelinin... Bir de öğlenle sallandı, bir de gece sallandı. Sen de gittin, bunları da yaşadın. He, oraları yaşayacaktık, bir ay duracaktık, geri geldik. Orada bir kocasının ahsi, halası varmış, onun evinde kıyımsız kaldık, orada tabanımış ya. Bilet aldık, Aksaray'a bindik, otobüse geldik köyümüze. Canım benim ya. Bak gelinin telefonu attığımızdaymış, Sadegül Günaltay. He. Sadegül Hanım, günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Siz eşinizi en son ne zaman gördünüz ya da konuştunuz? Müge Hanım ben en son 15 gün önce gördüm. 15-20 gün oldu zaten ihbarda bulunalı da. 15-20 gün önce evet Ankara'ya geldi. Zaten Ankara'daydı. Çocuklarla beraber işte görüştük. Markete falan götürdü. Çocukları görmek istediğini söyledi. Peki o güne ait bir fotoğrafınız var mı o gün tarihle? Evet var. Fotoğraf da var, video da var. O gün tarihli bir fotoğrafını atarsanız çünkü kayınvalideniz inanmıyor. Diyor ki bana 6 ay dedi. Şimdi diyor 15-20 gün dedi diyor. Müge Hanım şöyle bir şey. 6 aydır sürekli gidiyor geliyor ulaşılamıyordu. Hani geliyordu arada gidiyordu ulaşılamıyordu. Ben bunlara bir senedir diyorum. Mesut diyorum bakın atölye açtı, battı, çıktı. Bir tane Iraklı bir kadından borç almış. Tefecilermiş bunlar tehdit edildiğini söylüyor bana. Gelin dedim bir konuşun ne olur. Ben bunları defalarca aradım. Yok, ne gelin oldu ne kapımı kapadı. Demedin öyle. Ya kızım, hayır, şimdi bu İranlı kadınla sevgili mi? Iraklı kadından, Iraklı kadın da tefeci miymiş? İranlı değil Müge Hanım. Benim araştırıp öğrendiğime göre Iraklı bir kadın. Ondan para alıyor. Bu atölyeyi onun parasıyla açıyor. Sonra git gel bunlar herhalde bilmiyorum. Ben de tek kesin emin değilim. Bu kadında bir hayatının bir şeyinin olduğunu öğreniyorum ben. Kadınla ben aradım, görüştüm. Bana beni dedi, kullandı dedi, benim paramı aldı, beni dolandırdı dedi. Ben de bulsam onu öldüreceğim, ölüsünde dirisinde bulamazsınız dedi. En son görüşmemde bana söylediği bunlardı. Ben Iraklı kadının kendisini, evini, adresini buldum, gittim, sordum. Hatta orada biz Mesut'la tartıştık, karakolluk olduk. Yok öyle bir şey dedi, inkar etti. Ben borcumdan dolayı gidiyorum dedi, kadından para aldım dedi. Bana söylediği bunlardı. Peki, kadın sevgiliyiz dedi mi? Kadın öyle bir şey yok diyor. Mesut da inkar etti, o da inkar etti. Ama sen inanmadın. Ben inanmadım. Çünkü orada olduğunu biliyorum. Birkaç sefer aynı adresle bunu gittiğini, geldiğini gördüm. En sonunda bana şey söyledi. Ya ben dedi borç aldığım için dedi. Kadına dedi işte şey yapıyorum. Hani sevgilim ayağına dedi onu oyalıyorum dedi bana. Bana söylediği buydu.
ama çağırmadılar, bir adres vermediler, bir gelin demediler. Adresim de belli. Kadar. Adresim de belli, benim yerim de belli. Kesinlikle Mesut ailesi kesinlikle ne bacısına ne anasına kimseyle ben Mesut'u yalvardığım halde anasını ben bir bayramda arattıramadım Müge Hanım. Mesut taşla kaya oldu. Annesini ara diye yalvardığım halde aramadı. Beni çoluğumu bir şey mi yaptı size? Yok. Kardeşi bir şey mi yaptı? Ben bir şey mi yaptım? Bir şey yapmadı. Öte gitmedik. Yok, siz geçinin, kendi kendinize geçinin, ne yaparsanız korun dedik. Abla, anneme benim diyecek bir şeyim yok. Kimse bir zarar da olmadı. Bana kimse bu zamana kadar seni incittik diyen de olmadı. Ne yaptıysa bize Mesut yaptı. Atölye açma sevdasına, patron olma sevdasına battık sırtın Müge Hanım. Yıllardır İstanbul'da battı, Ankara'ya gideceğim dedi, buraya getirdi bizi. Aynı işe burada devam etti. 2-3 atölye açtı. Bu yeni açtığı atölyeyi de büyük bir ihtimal bu Iraklı kadın açmış buna. Parayı ondan almış. Ben araştırdım, gittim iş yerine. İşçilerden duydum, öğrendim. Kadını bizzat adresini aradım, buldum. Ben dedi para aldım, borçlandım dedi. O yüzden dedi kadınla muhatap oluyorum dedi bana. Kadınla görüştüm. Ben kesinlikle dedim Mesut çoktan benimle işi bitmiş. Beni de dolandırdı. Benim haberim yok diyor kadın. Tamam peki bakın. Kayınbiraderiniz Cengiz Bey telefon attığımızda. Cengiz Bey günaydın. Cengiz Bey. Dolayı yapamıyorum. Cengiz Bey. La ağır duyar bir adam edeyim. Tamam. Cengiz Bey. Müge Hanım. Günaydın. Evet günaydın, duyuyorum Müge Hanım. Demişsiniz ki gelin bize 6 ay demişti, şimdi 15 gün duyuyor. Bu anlattıklarını ilk defa duyuyoruz demişsiniz. Güzel. Evet ben şimdi ilk defa programda duyuyorum ya Müge Hanım. 6 aydır yok dedi. 10 sefer konuştum ben gelinle. Şimdi diyor ki 15 gün diyor. Niye bana demiyorsun 15 gün önce gördüm dedi. Bizi dağlara düşürdün ya, bizi sudalandırıyor. Ben size 15 gün önce dedim, çocuklar geldi gördü dedim. Bu adam 6 aydır gelmiyor doğru düzgün dedim. 6 aydır haberi yok dedim. Bizde annem durmadı burada. Sabaha kadar bizi rahatsız etti. Bizi de dilliksiz etti. Ekmek kimi yok, su iş mi yok. Mutlaka bunu öldürdüler diye aklımıza öyle bir şey geldi. Zaten öyle bir şey geliyor. Ben size ne dedim? Geliyor arada 15 gün oldu. Çocukları gördü gitti dedim. Benim oğlum 17 yaşında. Aa gelsin söylesin. Eve barka geliyor mu gelmiyor mu? En son ne zaman gelmiş? Ben yalan söylüyorsam Müge Hanım 17 yaşında oğlum var. Lise öğrencisi. Babasının geldiğini de gittiğini de yaşananlar her şey. Benim çocuğum çocuğum şahit. Geldi çocukları markete götürdü. Bize demedin ki Fulhan'ın bize yani doğruları konuş dedik demedin. 15 gün önce görüştüysen niye bize demiyorsun da? Biz burada ekmek kimi yok, suyu içimi yok. Ben size ne dedim? 15 gün önce dedim geldi bebeleri gördü İstanbul'a gitti son kredi kartı hareketleri hatta orada gözükmüş. Ama 6 aydır 7 aydır bu adam eve doğru düzgün gelmiyor. Bir sene önce ben sizi aramadım mı gözyaşlarımla Mesut böyle böyle işlerin içine girmiş. Ben size neyi sakladım abi? Ya tamam saklamadın biz ona inanıyoruz gelmediğine gitmediğine. Biz de savcılığa vardık soruşturdum söyledim. Abi yok diyor, yurt dışına çıkış, giriş öyle bir şey yok diyor. Yani aslında Sade Gül Hanım, kayınbiraderiniz ve kayınvalideniz diyor ki, sen 6 ay deyince biz yemeden içmeden kesildik. Yani bu 80 yaşında kadın köyden binmiş otobüse gelmiş buraya. Bize de kendisi başvurdu. Dedi ki benim oğlum yok. Sen 15 gün önce desen biz de daha az endişelenirdik diyor. Peki şöyle bir şey var Sade Gül Hanım, o zaman ben telefonu Naime devredeyim. Madem sizde fotoğraflar var o tarihe ait, atar mısınız? En azından orada tarihler gözüküyor ya. Ben karakola bildirdim. 15 gün önce geldi çocuklarını markete götürdü. Sadece hayır, bu. Peki onun siz... öncesinde bu adam gel. Hayır hayır. Hani 15 gün önce fotoğraf var dediniz de elimde 15 gün önce tarihli. 15 gün olur 20 gün olur. Yani siz bu adamı Şubat ayında gördünüz. Evet ben söyledim kredi kartı hareketleri var dedim Şubat'ın başında dedim bakın bu adam o tarihte geldi çocuklar alışverişe götürdü. Sen fotoğrafı at bizim arkadaşlara. İnşallah bizi de izliyordur kendisi de bağlanır. Ben yalnız şunu anlayamadım madem bu adam 6 aydır gelmiyor 15 gün önce de gelmiş çocukları gezdirmiş sen neden kayıp başvurusunda bulundun? 15 gündür ulaşamıyorum. Hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Ve Mesut mutlaka arardı. Çoluğunu çocuğunu arardı. 20 gündür. Ama bana en son ne dedi? 6 ben ay mevzusu nereden çıktı? Ya ben bunlara 6 ay bir senedir Mesut eve gelmiyor diyorum. Bunlar zannediyor ki hiç gelmiyor. Hiç çoluğunu çocuğunu muhatap olmuyor. Benim anlatamadığım yanlış anladım. 6 aydır kayıp dedi.
Hayır, hayır. Evet, Altay'da kayıp dedin de biz de ondan... Altay'dır kayıp dedi, ben de gideyim oğlum dedim, nasıl... Kızım dedim, niye Altay'dır kayıp da bana haber etmedin dedim yani. Hanımefendi, 6 ay içerisinde arada biri geliyor muydu sık sık? 6 aydır geldiği eve belki bir gün, iki gün Mesut kayboluyor, gidiyor. Ben size bunu ya anlatamadım ya da eksik anlıyorsunuz. Hayır, en 6 ay içerisinde... En uzun ne zaman gelmiş, ne kadar süre gelmemişti? Yok hakimdeyim, yok. Hiç gelmiyor. Bana dedi ki Altay'dır oğlumuz kayıp dedi yani. Peki bir dakika, 6 ay içerisinde hiç gelmediğinde endişe etmediniz de 15 gün önce gördüğünüz eşinizi bugün niye endişe ediyorsunuz? Bakın avukat bey, 6 aydır ben Mesut'un nerede olduğunu biliyorum. İş yerine gidiyorum, geliyorum, iş yerini biliyorum, unuttum iş yeri. Orada yatıyorum, kalkıyorum dedi. Yani 6 aydır eve gelmiyordu ama iş yerinde yattığını bildiğiniz için endişelenmediniz. Evet, öyle demedi. Tamam. Bu 15 gündür dedi. Telefonu mu kapalı? Telefonu 15 gündür, 20 gündür kesinlikle çoluğunu çocuğunu aramıyor. Ben bunun telaşına düştüm. Böyle yapmazdı. Arıyordu, iş yerinde yatıyorum diyordu. Oradayım karı diyordu. Gidiyordum, soruyordum, gerçekten de orada yatıyormuş. Arkadaşlarımdan tamam. Öğreniyordum. Tamam. O zaman şöyle yapalım Sade Gül Hanım. Bir yanlış anlaşılma olduğunu iddia ediyorsunuz. Arkadaşlar Sade Gül Hanım'dan o ben ekranda da yayınlamam çocuklarınızı merak etmeyin. Sadece o güne ait yani Şubat ayına ait görüntüyü bize verirseniz biz önce Mümine Hanım'ın içini rahatlatalım sonra eşinizi aramaya devam edelim olur mu? Attım videoları Müge Hanım. Kime attın? Cengiz abime attım, en son video attım, fotoğraf attım, çocukların son çekindiği fotoğrafları, videoları attım birkaç tane ben. Onlara da attım. Bir dakika, kime, bize mi attınız? Cengiz abime attım ben. Bak abi son videosunu attım ben sana fotoğrafını attığında. Tamam, anlamamış herhalde. Nayımcığım, hanımefendi bir hattan alalım, bir telefon numarası verin, atarsanız ona bir bakalım olur mu Mümine teyze? Olur. Bakalım onun üzerine konuşalım. 15 gündür hiç ulaşamadığım için arıyorum diyordu. Bakalım. İnşallah ortadadır beyefendi. Bize de Altay'dır. Yani beyefendi siz eğer ortadaysanız bakın gidiyorsunuz burada anneniz kalktı geldi. Abiniz yemeden içmeden kestirdim diyor. Vallahi karınız gözyaşı içinde. Bu sefer sizin eşinize sen mi bir şey yaptın diyorlar. Ben Kayseri'ye doktora gidip geliyorum. Yani. 2 aydır 3 aydır ameliyat olacağım. Şekerim yükseliyor. 45 yaşında. Sıdalanıyorum, şekerim kalkıyor. Şekerim düşsün de ameliyat edelim dediler. Kafamda tırnağım var. Dur ben seni dinleyeceğim reklam arasında. Kızım, efendim iki tane kaybım var onu da göstereyim. 22 yaşındaki Cemile Üstün 4 Mart pazartesi günü İstanbul Küçükçekmece'den kayboldu. Genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor. Ocak ayında TikTok üzerinden ailenin dediğine göre Ali Cabbar isimli 30 yaşında bir gençle tanışıyor. Ailesi Ali Cabbar'a eğer evlenmek istiyorsan gel kızımızı iste diyor. Ali Cabbar da diyor ki yani ben onunla sevgili oldum ama evlenmeyi düşünmüyorum o yüzden gelip isteyemem diyor. Buna rağmen Cemile anlatılanlara göre Ali Cabbar'ın peşini bırakamamış. Anne de Ali Cabbar yüzünden kızının evden gidebilmiş olabileceğini düşünüyor. Etiketti evet doğru. Gitmiş mi onun yanına? Gitmiş onun yanında Ali Cabbar'ın yanında. Söyledi yani sana? Yok söylemedi. Ablası aradı 9'da aramış. Ablasına demiş ben sevgilim yanındayım demiş. Ben aramayayım mutluyum demiş. Hatta da gıracağım demiş. Ondan bu yana aramadı. Ne demiş adı? Ablasına demiş ki hatta gıracağım. Hattı kıracağım ha. Evet bir daha beni aramayın dedi. Öyle demiş ablasına. Telefonu kapalı. Ya bunlar TikTok'tan mı tanışıp gitti yani? Ortam arkadaşım bilmiyor TikTok'tan. Bunun arkadaşı var o biliyor. Beraber bununla o biliyor. Ali Cabbar bunu daha önceden 2 aydır ondan sonra çıkıyor geliyor. Bize tanışmaya gelecekti sevgiler sonu. Ondan sonra geldi Ali Cabbar. Eşimle konuştu. Şahintepe'de dedemin dedi şeysi var, çiftliği var dedi. Ama yok. Eşim... Ali Cabbar mı konuştu sizinle? Evet. Cemile dedi tanışmaya gelecek dedi. Geldi tanıştı. Sizinle? Evet bizimle. Sevgililer 3 gün önce. Sevgililer günü onu ya. Ha, sevgililer günü. Evet sevgililer günü. Evet. 11, geldi sizin ailenizle de tanıştı. Evet. Onun 3 gün sonra Ali geliyor. Pazar gün Cemile getirtiyor. Ali dedi anne sizinle tanışacak dedi. Eşimle konuştular. Tamam. Eşim ne iş yapıyorsun dedi. Ben çalışmıyorum dedi. Babamın iş yeri var dedi. Oraya çalışıyorsun ama çalışmıyor. Babamın iş yeri dedi. Tamam Ayşe'cim siz geldiniz. Boş ayrıntılarını. Bu Ali Cabbar denen kişi sana kendini tanıttı ya size. Evet. Tamam sonra niye kız kaçtı şimdi? Onu ailesini anladım. Tanıtmadık yine. Ailesini hiç görmedik. Ha siz görüşme mi dediniz kıza? Hayır demedik. Öyle niye? Bir şey demedik. E niye kaçtı o zaman? Bilmiyorum ki. Ali denmiş ki ya ailen ya ben. Ben en sonunda Cemile'yle kavga ettim. Bu annenin şeyle araştırdım. Hiçbir şey yok.
Ali en sonunda Cemile demiş, ya ben ya sen ailen demiş. Ali'ye ben dedim, sen çok yalan söylüyorsun dedim. Aile niye gelmiyor Müge Hanım, niye gelmedi bize? Niye ama ailesini tanıştırmadı? Işte, bir tanışmışlar işte, ailesini de getirmiş sonra yani hemen de ilk gün. Ablasına sorabilirsin, ablası çok yakındı yani. Hayır hayır, Ayşe'cim işte bir sizinle tanışmaya gelmiş biraz. Bu Ali Cabbar, Ali Cabbar kızımı getir Ali Cabbar, yalan söyleyin, senin elinde Ali Cabbar. Benim TikTok'la beni engellemiş, ben TikTok açtım, Ali Cabbar'ı gördüm. Ondan sonra TikTok'u engellemiş. Madem sen yanında değilsen çıksın Ali Cabbar. Senin yanında biliyorsun Ali Cabbar. Aa o taraf da burada. Burada. Ben niye yalan söyleyeyim? Ali Cabbar kızım istiyor, o kızım hasta Ali Cabbar. Baban da bakamaz, sen de bakamaz. Erkek adam çalışır. Niye çalışmayın Ali Cabbar? Sigortan yok, bir şey yok. O hasta kız. Ben onun peşini bırakmayın Ali Cabbar. Ölene kadar da burada bırakma. İki ayda buradayım Ali Cabbar. Halkada küçük çekmecede Zeynep'e var. Kuyumcu var, gönderdim sana. Orada benim kızım kredi götürüyor babasını. 7 milyarlık altın arıyor. Hadi Müge Hanım ben ne diyeyim, hadi bu kız nasıl bir geçinecek? Çalışmıyor. Babası nasıl bakacak buna? Çalışmayan kaç adam. Kaç yıllık fiyatı. Altın alıyor? Altın almış 2'den Ali Cabban'dan. Halkalı'da, Kuyumcu'da, Zeynep'e, küçük çekmede. 7 bin lira. 7 bin liralık. Evet babasını. Hatta sizin dişi attım ben Müge Hanım. Gidecek kız değil yani. Hani niye onu almış, öyle mi gitmişler? Evet. Madem erkeksin de çalış, sigortan olsun, o kıza nasıl bakacaksın? Deprosun işte ilaçlar alır, babası da bakamaz. Nasıl bakacak babası? Biz de 10 milyar para döküyoruz. Ama siz Ali Cabbar'a evlenecek misin diye sormuşsunuz. Sorduk ama Cemile benim kızım dedi ki ne, daha düşünmüyorsun dedi. Benim eşim dedi ki ne, tanışma diyecekken ne zaman dünür gelmek istiyor, annen gir dedi. Ali Bey dedi ki ne bize, daha ben dedi evlenmeyi düşünmüyorum dedi. O halde benim kızım dedi. Ben özet anladım. Kaç yaşında bu acaba? 21 yaşında. 21. Ama evet 21 yaşında da hasta benim kızım. Depresyon. O gözlükler olmadı mı göremez. Gözlüklerden yani göremiyor. Sen de diyorsun ki bu adamın sigortası yoksa yok. Nasıl hastaneye gidecek? Evet küçük çekmecede Zeynep Yalı orada babası çalışıyor. Küçük tekstili varmış. Aynen. Evet. Aha bizim oralar diyor. Gider bulursunuz Ali Cabbar'ı. Azeri Ildırlı. Hayır Ali dur şimdi bütün sülalesi, 7 sülalesini dökmüyorum. Yani şimdi bu Ali Cabbar TikTokçu diye mi sen bunu beğenmedin yani? Hayır ondan değil, yalan söylediğinden. Çünkü sürekli telefon... Hayır parasını TikTok'tan mı kazanıyormuş? Bu TikTok'tan para kazanan nasıl kazanıldığını bilmiyorum ama kazanılıyor. Ben de bilmiyorum. Arkadaşı var, Cemil'in kız arkadaşı var. Hı. O biliyor. Hayır oradan mı para kazanıyormuş? Bilmiyorum ki ne, hiç çalıştığını çalışmamış. Hiç sana kızın göstermedin bunun TikTok'larını? Hayır hiç göstermedi benim kızım, hiç. Numarasını bilene bilmeye Müge Hanım. Hiç göstermedi. Ben hatta Cemile'ye dedim, bu çocuk dedim 24 saat konuşuyor. Bak bu seni kandırır. Ben ona çok uyardım Cemile'ye. Ama nerede? Ben kızım istiyorum Müge Hanım. Bakamaz. Tamam seslensen Ali Cabbar'a da kızına da. Ali Cabbar. Cemile ben istiyorum seni Cemile. Ali Cabbar bakamaz. Babasına da sesleniyor. O kadar ki yettinseniz niye aramadınız? İlaçları burada duruyor. O kız hasta, astım var, öksürüyor. O kıza yarın bir gün kötü olsa ne yapacaksınız? Ben sizden davacı olun o kızın başına gelirse. 2 ay buradayım. Alana gıdakta gitmeyeceksin. Madem çalışıyor 2 ay tanıştılar. Siyortalı işe gireydin Ali. Aileni getirdin. Aileni getmedin Ali. Sakladın. Benim kıza tehdit etmiş. Ya ailen demiş ya benden geleceğim. Benden geldim ailesini aramayacaksın demiş. Bu arada senin Ali Cabbar dediğin kişi Ali Çapar'mış aslında. Ali Çapar bilmiyorum da benim kızım yazdı. Ben de bilmiyorum. Ha siz Ali Cabbar mı diyorsunuz? Bilmiyorum öyle mi geçiyor? Benim Şükran yazdı. Benim ablası yazdı ablası. Ablası yazdı. Benim okumam yazmam yok. Ben yalan söyleyeyim mi? Ama Müge Hanım ben istiyorum. O kıza bakamaz. Sen o gözlüklü o taraflar hep sen bir şey. Sen nerelisin? Afyon Karahisar. Niye okuma yazma seferberinde gidip ya katındım bire kadar gittim. Okuma yazmaya yazındım gittim. He. Ama ondan sonra kız da hasta olunca da böyle gidemedim. Böbrek hastası kızım var evde bir tane daha. Ama nasıl Müge Hanım bu yine de bakamaz. Babası der ben bakarım der, bakamaz. Çalışmıyor. Gözlerinde tamam, var. Tamam dur bakalım artık Ali Cabbar mı Ali Çapar mı bize ulaşırlarsa Cemile Üstün'le. Şahin, 22 biri 21 yaşında. Şahin Tepe'de şey mi demiş, dedemin çiftliği vardı. O çiftlik araştırılacak. Tamam. Yok. Dur önce bulalım araştırırız. Kız tarafı olarak bakarız şimdi. 16 yaşındaki bir çocuğumuz daha var. Onun da annesi burada. 5 gündür haber alamadığı için genç kızını aramaya gelmiş. Arkadaşının pitbull cinsi köpeği de varmış yanında. Eda Nur Yılmaz. Allah Allah. Yani 3 Mart pazar günü bir süredir baktığı arkadaşının köpeğini gezdirmek için İstanbul Beyoğlu'ndaki evinden çıkıyor, bir daha geri dönmüyor. Yalnız Eda Nur'un durumu bayağı Seda zor herhalde ya.
Yani Eda Nur 16 yaşında ama 2,5 yaşında oğlu var. Hastanede mi doğdu senin kız? Evet. Kaç doğumlu yani? Babası 2021'de öldü. Ondan sonra zaten bir ay sonra doğumluydu onun. Hayır, senin kız kaç doğumlu? 2007'li. 2007'li çocuğun nasıl 2,5 yaşında oğlu oluyor? 2,5 yaşında bir de 9 ayda hamilelik, 3,5. Yani çok sıkıntı yaşadık. 12 yaşından beri yerinde durmuyor. Ha. Ah canım ya. Bayağı çocukken. Ay senin eşin de Beyoğlu'nda 2021 yılında diğer kızının kınasına çıkan Eda Nur Yılmaz'ın kınasında. Bu kız. Evet. Bu kızın mı kınasında vurularak öldürüldü? Siz bu kıza niye kına yaptınız? Daha o zaman 2020... Kaçmıştı o zaman. Geri aldım. Ondan sonra bir daha kaçtı zaten. Sonra Batmanlılara gitti bu işte. Batmanlıydı kocasının tarafı. Durmuyorlardı. Kına yaptık. Ertesi günü de salonu vardı. Kına gecesinde babası vuruldu. Kına bitti, bir saat sonra babası vuruldu. Niye senin eşini kim vurdu? Evimin altında benim meyhane var. İşletme orası. Alkol kullanmışlar herhalde. Kafaları güzeldi. Bizim kına da bittikten sonra eve çıktık. Camlara şişe gelmeye başladı. Oturuyorduk gayet de evde normal. Eşim de çıktı, dedi neden atıyorsunuz, amacınız ne dedi. Aşağıdan argo sözlerle konuşunca eşim de aşağı indi. İnmemiz de zaten vurulmamız bir oldu. Ben vuruldum. Basketbolcu bir kızım var. O vuruldu. Eşim vuruldu. Sen de vuruldun. Sonra bu kızın kınası vardı. Gitti, evlendi mi? Bu kız kınadan sonra zaten her şeyi iptal ettik. Eşinin yanında... Bebek o kınadan mı oldu yani? Yani o... Yani çok karışık bir... Hayır. Evet, çok karışık bir olay. Hayır, kına yaptığı kişiden mi o çocuk? Evet, kına yaptığı kişiden. Aynı eşinden. Anladım. Sen seslen kızına. Köpeğiyle beraber kaçan da ilk defa geliyor. Seslen kızına bir tane. Pazar günü de... Seslen sen kızına, dur bakalım buluruz inşallah. Yani benim kızımsa zincirde de olsa gelir yani. O kıza ya bir şeyler içirdiler, ya bir şeyler kullandı. Ya da bir yeri kilitlediler onu. Öldürdüler mi, kilitlediler mi yani. Eda bugüne kadar bu kadar uzun dışarıda kalacak bir kız değil. Bir an önce bulunmasını istiyorum yani. Sen evden kaçtığını düşünmüyorsun. Çıktı başına bir iş getirdiler diye düşünüyorsun. Yani bence başına bir iş geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü bu kadar uzun kalmaz. Gidiyordu o... yarım saat, bir saat sonra geri geliyordu eve yani. Hiçbir şey yok aramızda da. Evde de bir sorunu yok. Ablalarının da yok. Torunu olduğu zaman nasıl hamile kaldı o? Hamile kaldığı gün mü? Yani o günü tabii merak etmiyorum da. Yani o zamanın öncesinde de bir kaçmadı mı yani? O zaman öncesi hep uyuşturucu içen arkadaşları vardı. Beynini yıkıyordu onun. O da uyuşturucu içiyor mu? Ben kaç kere baktırdım hocam. Sağlık çalışanıyım ben. Kaç kere baktım, kanında hiçbir şey göremedim. Ama halinden, tavrından... Yani şu ara içiyor gibiden şüpheliyim yani. Onun görüntüsü, konuşmaları... Yani o görüntü var yani. Diye. Evden aklı başında bir insan kaçamaz. Bebek nerede bu arada? Bebek aynanısında, babaannesinde. O bakıyor. Onlar resmi nikahla evlendiler mi? Yok değil, resmi nikah yapamıyor. Yaşı çok küçük çünkü. Evet. Daha evlenecek yaşı. Şu anda da ayrı zaten kocasını istemiyor. Çocuğunu ben aldım onun. Dedim annem bak hani çocuğunu al, ben bakarım. Her türlü dedim ben bakarım. Diyor anne ben çocuğumu aldığım zaman diyor eşim beni rahat bırakmayacak. Yüzlerini de görmek istemiyor. O yüzden çocuğunu da ret etmiş şu an. Ama ben alıyorum yani. Eşi şu anda dışarıda mı? Onun hakkında hiçbir yasal işlem yapılmadı mı? Yok hocam. Bu kadar küçük bir çocukla beraber... Eşi olup... cezaevinde şu anda. Bu konudan bence. İşte onu dedim. Aynen. Yani bu konuda kızı da bir ara yuvaya aldılar. Cezaevinde olması. Kızı da bir ara yuvaya aldılar bahçeli evlere. Sonra ben gittim oraya 3-5 kere. Hani dedim bu benim kızım. Sonuçta ben buna bakabiliyorum, sahip çıkabiliyorum. Sokakta sahip çıkılmayan bir sürü çocuk var. Onları toplayın, onları alın dedim. Gittim o şekilde savcılık kararıyla çocuğumu aldım ben. Ah canım ya, daha 16 yaşında, 3,5 yaşında çocuğu var.
Babasını kına gecesinde vurmuşlar. Vallahi bir dizide yazsalar derim ki yani bunlar da abartmış artık derim yani ne oluyor derim ya. Dur bakalım inşallah buluruz. Ay Allah yardımcın olsun. Senin de zor durumun. Yani kaç kardeş arasında çok sıkıntı yaşıyorlardı. Kaç birbirlerine. 6 tane 5 kız bir oğlum var. Sen kaç yaşındasın be yavrum? 39. E sen niye 39 yaşında 6 tane çocuk yaptın? Ya ben 15 yaşında evlendim ama ben gayet de eşimden çok memnundum. Hiçbir sorun yaşamadım. Şu an yine dünyada olsa yine aynı adamı alırım yani. Tamam yavrum aynı adam keşke nurlar içinde yatsın da yani adamı da şimdi çok seviyoruz diye 6 tane çocuk yapmakla adamı sevmenin ne alakası var? Sen gene sev, korun, sev. Bu kim şimdi Ali Cabbar mı? Ha yok bu Dündar. Düşmeler bir de Ali Cabbar vardı Ali Cabbar orada da kaldım. Karıştı atlar. Bu şimdi kimin sevgilisi? Eda Nur'un Dündar diye bir sevgilisi mi var? Eda'nın sevgilisi bu köpeğin sahibi var diye biliyorum. Tamam Dündar. Dündar günaydın çocuğum. Günaydın abla merhaba. Sen kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım abla. Sen de 18'sin. Bu evet. Eda'nın yanındaki senin köpeğin mi? Bizim arkadaşımızın. Benim köpeğim değil. Bu köpeğin sahibi köpeğini aramıyor mu? Bu zindan. Zindana. Bir dakika köpeğini aramıyor mu senin arkadaşın? Arıyor da beni aramıyor yani onu araması lazım beni değil. Şimdi bu kız senin sevgilin mi? Benim evet benim sevgilim kız arkadaşım doğrudur. Tamam nerede senin kız arkadaşın yavrum şimdi? Bilmiyorum ki abla ben de arıyorum zaten. Sen de arıyorsun. Evet ben de zaten kendi babasıyla görüşüyorum sürekli. Hani ne diyeyim yani ben de terapistler için arıyorum yani. Bir de çalışıyorum hani müsait de olamıyorum pek. Tamam peki bu köpeğin sahibi niye vermiş köpeğini bu kıza? Hani yeri olmadığı için yani arkadaş olduğu için vermiştir. Bilmiyorum ki o kadar. Yavrum neyi bilmiyorsun? Senin sevgilin değil mi bu? Senin bir tane arkadaşın ona köpek veriyor. Sen niye benim sevgilime köpek veriyorsun demiyor musun? Yok abla niye öyle bir şey diyeyim hani. Daha önce köpeğe... Niye öyle bir şey diyeyim diye bana gülüyor ya. Oğlum bu köpeğin sahibi erkek arkadaşın mı kız arkadaşın mı? Kız arkadaşım abla. Bu pitbullun sahibi kız mı? Evet abla. Bu pitbull mu bu? Evet abla. Beslen bakılması şey mi bu köpek? Zor bir köpek evet. Zor bir köpek evet. Hayır yasak değil mi bu köpeklere bakmak bilmediğim için soruyorum belki değildir. Yok değil bence abla ne bileyim ben. Ben de besliyorum hani. Pek sıkıntılı değil ama. Tamam sen şimdi bu köpeği veren kızı bulabiliyor musun? Köpeği veren kızı bul bakalım. Ben buluyorum şükür. Yok da ben çalışıyorum hani ben de. Tamam yok sen bir telefon aç bakalım o kız o kız da köpeğini ister. Pitbull'a bakılabiliyor muymuş böyle sokaklarda bu kız pitbull'la mı geziyor onu soruyorum arkadaşlar. Bildiğim benim ha? Yasak. Ben de yasak diyebiliyorum ama. Ağızlık ve çipi olması şartıyla var mıydı bu köpeğin ağzında falan öyle mi geziyordu? Daha önce takıp çıkartıyordu da bu ara takmıyor herhalde. Bu köpeğe veren çocukla erkek arkadaşı, kızımın erkek arkadaşıymış. Sonra onu bırakıyor, köpeği de kıza bırakıyor. Sonra bu çocukla arkadaşlık yapıyor. Bu çocukla 3'e kadar Kasımpaşa'da... Vallahi anlamadım. Bir daha söyle bakayım. Köpeğin sahibi başka biri. Kızmış ama köpeğin sahibi. Köpeğin sahibi başka biri. Kız mı, erkek arkadaşı mi? Oluyor kızımla. Sahibi kız mı, erkek mi? Erkek. Ha. Kızımın erkek arkadaşı oluyor. Diyorsun, köpeğin sahibi diyorsun, kız arkadaşım diyorsun. Dünler... Yalan söylüyor. Şu an köpeğin sahibi başka bir yerde bağlantıdaki değil. Kızımla sevgiliymiş. Tamam dur bir dakika. Köpeğin sahibi kadın mı erkek mi oğlum? Kadın abla. Kadın diyor köpeğin sahibi diyor. Allah Allah ya. Bizim köpeğin sahibi nerede? Cezaevinde değil mi? İlayda kim? Onun tamam. İlayda'ya nasıl ulaşamıyorsun? Siz nasıl ulaşamıyorsunuz ablacığım? He? Siz nasıl ulaşamıyorsunuz bana? Ben ulaşmasına ulaşırım da sıkıntı yaşayacağımı tahmin ediyorum. O zaman git ulaş yani tamam mı? Benimle ilgisi var ablacığım. Yani sizin hepinizin bu olayın içinde olduğunuzu farkında mısınız? Evet. Farkındasınız değil mi yani? Evet. Eda'yı evet. Yok eden, ortalıktan kaybeden de sizsiniz.
Uyuşturucuya düşüren de sizsiniz. Demeyelim öyle, bilmiyoruz da. Ya şimdi köpeğin sahibi kim yani şimdi Seda? Abla daha düne kadar senin İleride kızın benim yanımdan mı kaçıyordu sanki? Bir dakika, annesi Eda Nur'un sevgilisinin evli olduğunu ve sevgilisinin karısının kızına zarar vermiş olabileceğinden de şüpheleniyormuş. Dündar mı evli? Evet. Yok, Dündar mıydı o çocuğun adı? Köpeğin sahibinin adı neydi? İlayda. İlayda yok değil. Yok. Erkek Hayır. olanın adı neydi? Suat Para mı diyorsun? Ne diyorsun, Suat mı? Köpeğin sahibinin adını söyler misin? Eda'ya bırakan çocuğu. Suat abla. He. Fuat nerede? Ne bileyim abla. Bana gerek insanları soruyorsun yani. Belki seninle konuşmuyorum ki. Tamam Suat ben... kim? Dündar, Suat kim? Köpeğin gerçek sahibi. Suat. Oğlum Suat kim? Suat. Dündar mı? Dündar mı? Dündar, Suat kim? Suat? Ha. Ne bileyim abla kim yani? Ben de tanımıyorum ki fazla. Hani bizden öyle bir aradın. Sen söyledin ya. Annesi diyor ki köpeğin erkek sahibi kim diyor. Sen de diyorsun ki Suat. Tamam da ona bakıyordu sadece yani. Ben de pek bilmiyorum hani. Peki o zaman İlayda kim? Benim de köpeğim olduğu için ben onun yanına giderek... Hani, İlayda Suat'ın karısı mı? Hayır. Halis Özcan'ın karısı. Kimin karısı? Halis Özcan. Halil'in karısı. Halis. O da cezaevinde abla. Halis'in karısı. Tamam. Bu köpekler o zaman Halis'in de köpeği aynı zamanda karı koca. Evet. Evet abla. Cezaevinde olduğu için onlara verip onlar bakmak. Onlara emanet ediyor. Aynen. Doğru. Suat mı cezaevinde? Suat dedin. Köpeğin kendi sahibi. Hı. Kızınla daha önce sevgili olmuş. Bu çocuğun da başka bir yerde bir eşi varmış. Kızıma benim eşim var diye söylemiyor. Sonra ayrılıyorlar. Köpek de benim kızımda kalıyor. Üç tane kız, bir de bu Fuat. Parka geliyor bizim evin önüne. Herhalde benim kızımı düşürmeye çalıştılar. O arada ben zapt ettim onu. İnmedi bir süre. Ne olduysa zaten ondan sonra olay oldu. Zindan bir şey söyleyeceğim. Gece saat 3'te Kızılay Meydanı... Bilmiyorum. Ben bu anlatılanlardan kim kimin sevgilisi, köpeğin sahibi kim, bu çocuk sevgilisi diyor. Sen diyorsun ki o, ben hiçbir şey anlamadım. Ondan ayrıldıktan sonra. Aleyna sen yakın arkadaşsın. Anlat bakayım kızım kim kimin sevgilisi. Şimdi Suat diye biri var. Köpek, mikrofonu ağzına köpek Suat'ın. Suat'ın he. Suat da Zindar'ın arkadaşı. Bizim bu Dündar dediğimiz Zindar mı? He, Zindar diye biliyorum. He. Zindar'la sevgili olmuş. Bana ortak arkadaşı söyledi İlayda. Zindar'la birlikte dedi bana. Kim? Gece 2:30'da. Eda. İlk gittiğinde. Ha. Ondan sonra bu kadar, daha da ulaşamadık. Suat niye köpeğini vermiş Eda Nur'a? Onu bilmiyorum, tanımıyorum. İnsan köpeğini verir mi canım kimseye? Yani köpek verilen bir şey mi? Bir de koca köpek. Yani onu bakılması bilmiyorum. İçin bir tane küçük bir köpek verirsen bakayım 2 günde ben bu köpeğe nasıl bakalım, değil mi? Şimdi bu yani Eda Nur'un sevgilisi kim şimdi? Zindar. Niye Zindar bilmiyor sevgilisi nerede? Bilmiyorum onu işte. Biz orada olduğunu biliyoruz. Bana kız arkadaşı dedi ki Zindar'la ortak, İlayda diye. Zindar'la birlikte. Dündar değilmiş adı, Zindar. Abi, Zindar diye biliyorum. Zindar mı? Aynen, Zindar diye biliyorum. Evet abla. Niye sen Zindar'a Dündar diyorsun? Kim, ben mi? Ha. Ya öyle bir şey demedi, Zindar dedim zaten abla. Ne dedi? Yanlış anladım. Zindar dedim abla. Siz yanlış anladınız. Yine Dündar anlıyorum ben. Neyse, sağır duymaz uydurur herhalde. Yani ismini ben söyledim. Bir gizleme durumum yok demek istiyor. Ben Dündar dediğimde benim adım Dündar değil desin. Sorduğunuzda söylemedi. Tamam bak, demiş ki İlayda da. Aslında demiş Eda demiş, Zindar'la beraber demiş. Tamam oğlum. Heh. Ama abla dediğim gibi yani o gece sadece... Yani sahilde en son oturuyordunuz. Bu kız böyle ne bileyim kendini suya falan mı attı çocuğum? Ablacığım dediğim gibi saat gece zaten 2. Tamam mı? Biz 4 arkadaştık. Oturduk çay kahve. Sonra herkes evlerine dağıldı. Bu kadar yani. Sen kız arkadaşını götürmedin mi evine? Kız arkadaşımın zaten evi oradaydı abla. Tamam, bir evine girerken bakmadın mı, girdi mi kız eve diye? Nasıl bakayım abla yani, onun ailesi vardı. Ben de tek ailesini tanımıyorum hani. Ailesini tanımana gerek yok. Bakarsın uzaktan kız evine girdi mi girmedi mi diye.
Bakmadın mı yani, kız evine girdi bakmadım, mi? Bakmadım. Bana eve gideceğini söylemedi ki. Nereye gideceğini söylemedi? Eve gideceğini. Eve gideceğini söylemedi. Sen sevgilin nereye gidiyor diye düşünmedin mi? Tamam da Allah, şimdi ben sevgilimi tanıyorum ki, sormadı yani. Ben böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Hani bu kadar... Oğlum siz sevgilinizle gecenin saat 2'sinde zaten niye sokaklardasınız anlamadım. Eve girdim mi girmedim mi diye bir arkasından bakmaz mısınız? Ama bu çocuklara da hiçbir şey öğretilmiyor mu, anlamıyor mu? Bunlar böyle mi yapıyor? Bana mı böyle söyleyip beni sinirlendirmek için anlatıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Bu işin içinde başka bir şey var. Olayı değil gibi. Yani siz ne yaptınız Zindar? Bu kızı orada satıyor muydunuz? Ne yapıyordunuz yani? Ya abla, bu kelime kullanılır mı ya? Aynen o kelimeyi kullanılır. Kızla orada geziyorsan... Her erkek sevgilim de diyorsa giderken bir mahallesine girdi mi, kapıdan içeri girdi mi diye bakar. Git de kapıyı çal, kızınızı getirdim demeni beklemiyorum ama bir bakarsın girdi mi girmedi mi diye. Ay ne güzel ya, herkes el altı karıştırıyor, ben söyleyince ben söylemiş oluyorum. Yapmayın, saat 2'de sizin 18 yaşa çok, senin gece saat 2'de sokakta ne işin var? Ne işin var senin sokakta? İşim var, çalışıyorum diyorsun, gece 2'de yatıp nasıl kalkıyorsunuz, sabah işe gidiyorsunuz? Zaten yok, yok. Çalıştığım için. Çalıştığın için gece 2'de sokaktasın, sahilde oturuyor musun? Ablacığım, dediğin gibi çalıştığım için, hani sırf onu görmek için başka da göremiyordum. Gece kalkıp gittim oraya yani. Yani çok seviyorsun sen yani bu kızı anladığım kadarıyla. Çok görmeyi, sevmeyi, meraklı. O yüzden yarı yolda bırakmışsın. Gece 3'te nerede, hangi taksiyi çağırdınız? Big Tak mı? Telefondan hangi uygulamadan taksi çağırdınız gece 3'te? Ne güzeldi kız ya. Çok da güzel bir kız. Ya bilmiyorum. Duyuyor musun, zindar mısın, zinan mısın ne? Zindar. Evet duyuyorum. Gece 3'te çağırıp da binip gittiniz. Ben binip gittim, o binip gitmedi. Dediğim gibi hepimiz orada dağıldık zaten. Hepiniz orada dağıldığınıza inanayım mı ben size? İnanın. Hayda, ciddi mi söylüyorsun? Şimdi bir izleyicimiz arıyor. Nereden peki anlamış? Yayındaki köpek oğlum Serdar'ın köpeği, adı da Rafik, 2,5 yıl önce kilisten çaldılar demiş. He? Kamera görüntüleri var, bir köpek adına baktırabilirim. He? Kendi ellerini de getirdi, kendi ellerini de bıraktı. Ev sahibi onu atıyormuş, Eda bu sende kalsın dedi. 2 gün sonra alacağım dedi, o köpek iti biz Eda'yla çok tartıştım. Dedim annem bak, tamam, o köpek burada ya, durmaz, insan parçalar. Ya, dur şimdi hayatım, sen kızın... Senin kızın niye 2'de sokaklarda? Yani o buralarda değil tahmin ettiğim kadar. Bulunduğum semtte değil. Olsa diyorum zincire de bağlasam benim kızım ya beni arar, ya arkadaşını arar ya da Aleyna'yı arar. Aleyna %100 arar. Tamam bakalım. Benim kızıma ya bir şeyler içirdiler ya bir şey bayıttılar mı, öldürdüler mi? Bir yerde mi zincirlediler, bağladılar? Ölüme gelmeyelim hemen de bakalım. Tamam, bir ara verelim. Erdem Kaynak cinayetinde ihanet iddialarının odağındaki ismin birbirleriyle çelişen ifadeleri nedeniyle bildiklerini gizlediği düşünülüyor. Burada kovanları anlatmıştın, barut artı o yüzden benim üzerimde bulunmuş diye, ama mahkemede hiç o kovanlardan bahsetmemişsin, bambaşka bir şeyden bahsetmişsin. Bardak, Erdem'in arabasını cuma günü temizlemiş, Erdem pazar gecesi ölüyor, cuma akşamı var, cumartesi var, pazar günü gece saat 7.30, 10'a kadar diyeyim, 11'e kadar diyeyim. Hiç mi elin suya sabuna değmedi? Benim kardeşim hiçbir zaman... Yıkamadın mı elini? Yıkadım. Aslında aile onu da düşünüyor. Yani sen de cinayet anında orada mıydın değil mi? Bunlar... Bir tane de Erdem seni silah veriyor. Üzerinde bulunsun diye. Bu silah nerede? Alakası yok. Siyah, kahverengi kabzeli. Hasan Şentürk senin elinde silah olduğunu görmüş. Ne hikmetse Erdem ölmezden 3 ay önce belinde gördüğüm silah sende görülüyor. Benim kesinlikle silahım yok. Bak sana bir şey söyleyeyim. Tamam, senin silahın yok. Erdem silahını sana mı verdi? Hayır. 6.000 lirayı satacağını söyledi. Hasan sana silahtan çok bahsedince sen silah milah yok deyip yok etmişsin. Hayır, ben silahım yok benim. Sen niye böyle konuşuyorsun. Şöyle bir dik otur, böyle bir kafanı da bir toparla. Evet. Hüseyin Şeker'i de anlamıyorum, hatırlamıyorum bilmem ne falan dedim. Eğer sen Hüseyin'in görüştüğü kız arkadaşına sataşmışsın gene. Alakası ondan yok. Sizin aranızda yok, da problem aynı olmuş. Aynı kız mevzusu. Yok. Bıçak çekmişler birbirlerine aynı kadın mevzusunda. Kim? Hüseyin'le. Kim? Aynı. Hüseyin söylüyor, hatta sana kafa atmış. Tamam, o doğrudur. O doğru. Niye ama sana kafa attı? İşte bu bayan mevzusunun sonrasında bir tane yumruklaşma da olmadan biz geri ayrıldık yani, sıkıntı yok. Berivan'ın da iddiası şu zaten, yani Halil'in eşine de o sataşmıştı. Ama Erdem'in üzerine kaldı diyor. Evet, evet. Erdem'in
annemin böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyorsun. Biliyorum. Sen daha o gün akşamüstü nerede olduğunu iddia edemiyorsun. Kudret abi vardı benim yanımda. Kudret abi hiç seni o gün görmediğini söylüyor. Olay günü evde olmam sebebiyle Alika'nın evde olup olmadığını, Erdem Kaynağ'ın yanına gidip gitmediğini, hiç kimseyi görmedim diyor. Ben hiç onların evine gitmedim diyor senin amcaoğlu. Ama adam hiç seni görmediğini adam söylüyor. Adam hiç seni görmediğini iddia ediyor Ali. Hayır, hayır. Ben kendi ağzımdan söylüyorum. Ali, Halil'le bir olup Erdem'i nasıl öldürdünüz? Aileye göre Erdem Kaynağ'ın yediği içtiği ayrı gitmeyen arkadaşı cinayetin kilit ismiydi. Bak aslında iddia şu. Bu sadece karıma göz koydunuz davası değil. Beni şikayet ettiniz, hapse attırdınız ve ondan sonra da karıma da sataştınız öfkesini yaşıyor bu adam. Sana saldırınca sen Erdem'i öne atıyorsun. Daha sonra da Erdem'i öldürürken de Halil'e yardım ettiğini iddia ediyorlar. Evet. Kesinlikle. Peki bir şey sormak istiyorum Ali Müge Hanım. Çünkü bir dakika. Halam o gün normalde Adapazarı'na gidiyor. Erdem'le Ali sürekli biri olduğu için Ali bunu biliyor. Bildiği için halam varken o icraatı yapamazlar. Halam da gittiği günün akşam üzeri zaten bu olay oluyor. Öğlen bir de hala Adapazarı'na gidiyor. Bunu koca köy bilmiyor. Ali'den başka kimse bilmiyor. Halil konuştu. Ali'ye de Halil'e İzmir'deyken sizi bulacağım diye mesaj atıyor. Sen o mesajı da siliyorsun. Daha sonra Halil'le ne konuşuyorsun da Erdem ölüyor diyor. Keşke Halil bize böyle bir tehdit mesajı göndermiş diye Erdem'e gösterseydin. Yanında beraber yola çıktığın arkadaşın. Sen de Erdem'e hayat tehlikede değil. Neden söylemedin? Halil abi öyle yaptı diye. Tutarsız açıklamalara neden olarak korku duygusu gösteriliyordu. Hiçbir şeyi burada doğru konuşmuyorsun. Halil'den korkuyorsan açıkça söyle. Halil'den ben kimse korkmuyorum. Ben sen korkuyorsun Ali korkuyorsun. Kimseden korkum yok benim. Kimseden. Halil. O gece senin elin ayağın niye titriyordu? Benim en yakın arkadaşım vurulmuş. Sen ne demek yani elin yakışıyormuş. En yakın arkadaşını katilin önüne sen attın zaten. Evet. Şimdi sizin bahçede köpekler de var. O, yani bunlar peki yabancıyı havlarlar mı? İki tane değil. Havlarlar. Ve kime havlamazlardı? Tanıdıklarını havlamazlar çünkü ilgileniyorlar köpekten geldiği zaman. Peki Ali'ye havlarlar mıydı mesela? Havlamıyordu. Halil'e havlarlar mı? Hayır. Halil zaten mevzudan 3-4 ay öncesine kadar, bir 6 ay öncesine kadar sürekli zaten gelip giden bir insanmış. Yani köpekleri tanıyor. Cinayetin ardından şüphelendiği isim tarafından aldığı tehditlerin son bulması da inandırıcı bulunmadı. Şimdi sizi hala Halil tehdit ediyor mu? Etmedi. Peki niye mesela cinayetten hemen önce kafana silah dayayan adam ne oldu da artık etmiyor? Cezaevine girdi, cezaevine çıktı, bir daha görmedim. Sen hala Halil'le oturup kalkıyorsun. Hiç yani hiç görmedin mi Halil'le? Yani, Müge Hanım. Böyle hiç yan yana oturmadınız mı? Yok, oturmadım. Hiç. Oturmadım. Müge'ciğim, Halil sana geldi. Ne dedi Ali Bey'le ilgili? Görüşmüyor musunuz diye sorduğumda, yok görüşüyoruz, bir sorunumuz yok dedi. Ben görüşüyorum. Halil ben görüşüyoruz ben, diyor. Berber dükkanı bir sefer denk geldim, ben konuşmuyorum yani. Yani görüşmüşsünüz işte. Erdem yok ama sen hala eskisi hayır, gibi Halil'le takılmaya devam ediyorsun. Ali, ben bu senin konuşmalarını da tekrar da izledim. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok ablam benden ne biliyorsam ne gördüysem ben ondan anlattım. Yok herhangi anlatmıyorsun bence. Herhangi bir farklı bir şey konuşmuyorum yani. Sen hiçbir şey anlatmıyorsun çok ki. Çok farklı şeyler geveleyip konuşuyorsun. Geveleyip duruyorsun abidik gubidik. Yok, başka yok. Bir şey yok hani, sende. Herhangi bir... Ali senin solunda barut çıkıyor. Senin Erdem'in yanında olma ihtimalin çok yüksek. Evet. Arabanın ön tarafında olma ihtimalin çok yüksek. Evet. Biz beraber jandarmaya gittik. Erdem senin yanında olma ihtimali çok yüksek. Tek başın, tek bıçak margeni gidiyor. Oradan alkol alıyor. Diyor? Bak bir dakika bir dinle. Birisinin bir sorusunu dinlemeden cevap veremezsin. Bak Turan Bey sana ne diyor? Erdem'in yanında bulunman yani mümkün değil. Erdem'in yanındasın, arabanın önündesin, solunda çıkıyor barut. Ondan sonra boş kovan toplanıyor. Elinde öyle çıkıyor. İhtimallerimiz o. Tamam canım. Erdem seni almadan bak. Gargola beraber gittik. Kimin? Tamam. Gargola beraber gittiğimiz kameralara bakmaya. Ne? Ben de vardım. Karakola beraber. Onu demiyorum. Hayır, karakola beraber gittik. Karakola ne alaka? Hayır, onu demiyorum ben sana. Ben bir şey anlatıyorum. Kiminle beraber... Bir dakika. Kiminle karakola gittin? Karakol geldi köye. Beraber. Erdem Kaynak nereye gitmiştir bugün? Beraber Erdem Kaynak nereye gittin demiyorum. Hayır. Bir dakika ben bir şey anlatıyorum. Olaydan sonrasını bahsediyor. Gitti nereye gitti diye bakmaya gittik beraber. Erdem Kaynak giriyor markete. Marketten sadece alkolle geri çıkıyor. Tamam. Tamam. Hani ben yanında yokum. Yani alakası yok. Kamera kaydı var yani tek başına olduğun da. Senin zaten tamam, orada olup olmayan bir şey ifade etmiyor ki. Hayır, buluşursunuz hayır. O bir şey değil hayır, ki. Hayır. Ben o gün Erdem kimseyi de görmedim yani. Hani bak Erdem yalnız içtiği zaman bir iş işi Halil'in bir şey yapacak. Halil'in ve senin elinde tamam, barut izi olması tesadüf değil. Tek tek şey yapın. Tek tek konuşun. Yani Halil'in o gün ben Erdem'le görüşmedim. Ben o gün kesinlikle görüşmedim yani. Şimdi... Ali sen dün işe gittiğini söyledin, sen o gün işte de değildin. Nasıl işteydin? Benim işte olamaya, benim bir sürü şahidim var. Sen... Değildin. Ali sen bak, bu görüntülerle yargılamanı tekrar baştan başlayacağını biliyor musun? Şimdi bu cinayet ne zaman işleniyor? Serbest bana kalabileceğini düşünüyor musun? Başta söyler misin? Sen sağ kalacağını düşünüyor musun? Gün. Ali sen bu saatten sonra köye gittiğinde Halil Kaynak tarafından sağ kalacağını düşünüyor musun?
Sen Erdem'in akıbetini sen de yaşayacaksın. Belki daha kötüsünü yaşayacaksın. Aynı şekil biz de. Vallahi dışarıda polisler bekliyor. Bildiklerini konuşacaksın. Senin için bekliyor polisler, ben sana söyleyeyim. Direktman savcılığa sorabilirsin bir yandan. Ali çok şey biliyorsun, konuşacaksın. Erdem yani sen burada elini kurmuşsun. Ama tek bir konuşulmaya duruyorsun. Erdem attıysa kendi toparlar. Bak ben şu an hiçbirinizin dediğini anlamadım. Çünkü biriniz konuşunca konuşuyorsunuz ya, bekleyin de konuşalım. Ne diyorsunuz söyleyin abicim. Buyur Berivan. Bak Berivan güzel anlatıyor. Bir de Berivan'ın lafını kesmeyin. O güzel anlatıyor. Ali önce elindeki barutun nasıl bulaştığını açıklayacak. Şimdi bu bizim cinayet tarihimiz. Günlerden pazar. Sen ne zaman İzmir'den geri döndün? Hangi gün gittiniz İzmir'e? Biz 29 Ekim günü gittik. 29 Ekim 29 günü Ekim. İzmir'e gittiniz. Evet. İzmir. Kim gittiniz? Hayır, 30 Ekim. Cumartesi günü. Ha pardon 30 ya, Ekim. 30 Ekim miydi? 29 Ekim'de şey vardı. Bayram kutlaması vardı. Doktorlar öğleye kadar yetişirse refakatçi değişir. Öğleden yetişemezse refakatçi değişmez. Biz öğlenden önce bak bilmiyorum bak o gün bayram 30 vardı. 30 Ekim cumartesi gecesi saat 2'de gelmişsiniz. Tamam ya. Dur işte gelmişler. Bir dakika ya. Dur. O anlatsın. Ya ben o hani ben o gün bayram vardı hani 30 Ekim 29 Ekim 29 Ekim 29 Ekim Cuma günü mü gittiniz? Bak sen evet. Çalışıyorum falan diyorsun ya. Yok bak ben o gün hastaneye gittim. Maalesef. Resmi tatil olacak. Öğlenden sonra bugün bayram var dediler. Doktor aramış yani bizim kızı bir demiş şey ki. Bak benim yanlış anlıyorsunuz belki beni. Sevimsiz de olmak istemiyorum. Benim kafa yapım bu kadar çok kelimeyi algılamıyor. Tamam. Özür dilerim. Bak özür diliyorum pardon, senden. Pardon. Sen çok uzun böyle uzun uzun anlatıyorsun kısa, insan. Benim beynim tak diyor kapatıyor. Çünkü ben öyle çalışmıyorum. Ben tamam. Öyle konuşmuyorum tamam, günlük kısa. Hayatımda da. Ha, biz hastaneye cuma günü gittik geldik. 29 Ekim cuma günü Erdem'le beraber İzmir'e gittiniz mi? Gittik. Kaçta gittiniz? Sabah çıktık. Öğle kadar annemi oraya bıraktık. Hı. Oradan annemi bıraktık biz Erdem'in kaynağına geri geldik. Bir dakika. İzmir'e gittiniz. Evet. Saat kaçta çıktınız evden? Sabah. Kaçta mesela? Sabah saat 8. Siz nerede oturuyordunuz onu da söyleyelim. İzmir Kiraz Çömlekçi Mahallesi'nde. Ne kadar mesafeniz? Yani merkeze gidiyorsunuz aslında. Merkez aramız 7 kilometre. Hastane aramız, ben daha önce negasyondan baktım. Kiraz'dan 155 kilometre. Evinden bir 162 kilometre ben. 162 kilometre. Ne kadar zamanda gidiliyor yani? Vallahi ne kadar zaman dedi? 2 saatte. 1,5 saatte. 2 saat arası. 1,5. 2 saat, ortalama 2 saat. Hı. Sabah çıktınız, annene gittin, annen hastanede. Yok, annem hastanede değil. Başında eşi var, kardeşimin. Hı. Annemi refakatçi götürdük. Annem başında kaldı. O zaman siz, annen, sen, Erdem beraber üçümüz... İzmir'e gittiniz. Evet. Neden Erdem size eşlik etti? Ya ben geri dönüşte yalnız gelmeyeyim dedim. Ya benim araçta gidelim ya senin araçta gidelim. Beni yoldaş ol dedim. Kırmadı, beraber gittik. Kimin aracıyla gittiniz? Erdem'in kaynağı aracına gittik. Erdem'in. Benzini evet. Kim aldı? Benzin sıkıntı yok yani. O almış, ben almış. Bir şey olmadı aramızda. Tamam, o kim aldı ama? Benzini ben aldım. Parasını sen verdin evet, yani. Evet. Gittiniz. Sonra anneni bıraktınız. Evet. 29 Ekim akşamı mı geri döndünüz? Yoksa kaldınız mı orada? Yok. Biz kalmadık. Kalmadık. Biz kalmadık yani. O gün döndük. Akşam Beyda geldik, oradan eve geldik. Doğru yani 30 denk geliyor. Yani ben tam tarihini bilmiyorum. Biz beraber hastaneye gittik. Gece yarısı geldiğiniz için de. Ali bak. Siz... Yok bak ben şöyle anladım. Hastaneye gittik, bıraktık, geri geldik Beyda'da. Ablamın orada oturduk, oradan geri geldik, ayrıldık. Ben bir derdim kaynağı görmedim. İşe gittim sabahına. Sabahına mı işe gittik? Yok. Sen pazar günü işe gitmemişsin zaten. Cumartesi günü işe mi gittin? Bir dakika durun. Ya, ben bir Ali ile konuşayım. İnşaat çalışıyordum. Ben inşaata gittim, geri geldim. Akşam da duydum. Şimdi inşaata gittim, geri geldim, çalıştım dediğin pazar. 29 evet. Ekim Cuma günü gidip geldiyseniz ben, aradaki cumartesi günü Cuma'ya mı denk geliyor, cumartesi mi denk geliyor bilmiyorum. Ben 29 Ekim mi, 30 Ekim'de işe hastaneye gittik ama tam bilmiyorum hani. Cumartesi günü gittiniz. Şöyle, şey. Bilirsin, şöyle bilirsin, geriye döndük, yattık, ertesi gün öldürüldü mesela. Oradan bilirsin. Müge Hanım, hani o şekilde oldu, ben görmedim, şey doğru. Buyurun. Doğru. Bunlar annesinden geldiler cumartesi günü. İzmir'e cumartesi günü gitti bunlar. Benim çocuğum da pazar günü akşam vuruldu. Yani o zaman 29 Ekim Cuma değil 30 Ekim gittiniz öyle evet, mi? Evet. Ya tam tarihini bilmiyorum baba. Şimdi şu diyemem. Geçmiş zaman. Ya şöyle bilirsin 29 Ekim İzmir'de
Eğlencesi de vardır, şeyi de vardır. Gecesi bir kalabalık görmüşsündür, yok, bir bayrak yok, görmüşsündür. Yok. Hiç bakınmıyor musunuz etrafınıza? Anca için siz. Allah'ım biz hastaneye anca yetiştik. Zaten öğleye kadar yetişmemiz lazımdı öğlen. Öğleye kadar doktor geldi, geldi, gelmedi. Refakatçi geri göndermiş. O kadar boş olmasın diye biz gittik, bıraktık, geri döndük. Cumartesi günü gittin o zaman? Evet. Yani gün öyle denk geliyor. Bir gün öncesi gittik yani orada kaydımız var, her şeyimiz var yani gittiğimiz dair. Tamam, bir gün evvel gittin işte yani o zaman. He? Evet, evet. Tamam. Tam tarihini bilmiyorum. Ya nasıl tam tarihini bilmiyorsun ya işte? Ya doğru söylüyorum arkadaşlar, İzmir'de, İstanbul'da 29 Ekim bir bayrak asılır, bir sokakta bayraklı adam vardır, bayrak törenler satarlar. Yapıldı. Bir de İzmir'de gezer insanlar. Ama biz, ablam biz İzmir'le aramız çok uzak, bizim İzmir'le alakamız yok ki. İzmir'le bizim aramız... Gittin ya İzmir'e, girdin ya. Biz İzmir'e girmiyoruz, biz direkt Torbalı'dan, otobandan direkt Çiğli'ye geçtik. Yani şehir merkezi görmedik, sadece Çiğli'nin merkezi girdik çıktık. Ben Çiğli'yi biliyorum. Çiğli'ye gittiğini görmedim, bir tane bayrak asılmış mı? Görmedim yani. Görmedim. Hiç bakınmıyor musunuz siz etrafınıza be? Ben dikkatimi çekmedim ama. Niye çekmiyor? Biraz bakın etrafına. Boyuna iç, boyuna çek. 30 yaşında hala da el alemin karısına kızına bakana kadar etrafa bir bayrak asılmış mı? Ona bak. Tamam. Cumhuriyet bayramı yani. Sen cumartesi günü mü gittin yani İzmir'e bak? Evet, evet. Cumartesi günü gittin. Evet. Sabah gittiniz, akşam geri döndünüz öyle mi? Evet, geri döndük. Tamam. Şimdi... Siz İzmir'e gittiniz. Sabah evet. Çıktın, diyorsun ki iki saatlik yol. Gittin, geri döneceksin. O sırada bu Halil saat kaçta sana mesaj attı? Ablam hatırlamıyorum ne zaman attı. Tamam, artık sana cinayet masası hatırlatmış ya. Kaçta atmış? Beni sadece gösterdi, bu mesaj gelmişti. Ben saatini hatırlamıyorum. Zaten saatini göstermedi de. Geldi dedi ama ben okudum mesajı. Saatini hiç aklım değil yani. Bilmiyorum kaçta geldi. Tamam, o zaman bugün içinde ne zaman içtiniz? Öyle sorayım. Sen hani hatırlamıyorsun. Gün içinde şöyle içtik. Biz işte? En son Beyda gelince içtik. Yani yolda araç kullanayım diye içmedik. Ne zaman içtiniz? İzmir Beyda geldik. Ablamla oraya. Orada içtik. Yolda içmedik yani. Ablanda mı içtiniz? Tabii ablamla evinde içtik. Ha, kim kim içtiniz? Eniştem, Erdem Paynak, ben üçümüz içtik. Sonra o Beyda'dan eve kim gitti götürdü? Beraber geldik yine işte ama bizim o ara yollarımız var. Ara yoldan biz geri geldik. Sarhoş sarhoş geri geldiniz yani. Evet. Tamam, o sırada mı attı adam size? Ablam hatırlamıyorum işte. Nerede attı? Saat kaçta bilmiyorum yani. Bak şimdi ben bunu niye yazıyorum? Hangi günü de unutuyorsun da. Şimdi bir adam diyor ki sizi diyor ne diyordu? Bekleyin nokta bekleyin. Nokta çocukları. Bekleyin diyor. Sizi bulacağım. Sizi bulacağım diyor. Evet. Şimdi bekleyin geliyorum. O nokta çay çocukları diyor, tamam mı? Evet. Neyse işte. Şimdi sizin beraberce gittiğinizi nereden biliyor da bu adam size bekleyin geliyorum berabersiniz diyor. Adam görüşmedim, bilmiyorum ben ne zaman beraber gittiğimizi ama şöyle hayır, bir... Hal mı açtı bu yok, adam? Yok, şöyle bir şey oldu, biz genelde bir arada denk geliyoruz, diyelim oturup kalktığımız için onun için atmış olabilir. Ne yapmış mesela, olabilir? Yani, biz yani beraberiz, arada bir denk geliyoruz, oturuyoruz Erdem Kaynar'la, aylak olduğumuzda, belki oradan atmış olabilir. Bak bir tanesi. Yolda belki... görmüş olabilir, şimdi bir şey diyemem Ali, yani. Yani dediğim gibi senin çok anlatacakların var da anlatamıyorsun. Berivan da sana diyor ki yani bu saatten sonra Berivan bana az önce şunu söyledi. Onun dedi daha 3-4 kişilik daha bir ölüm listesi var dedi. Halil'in dedi. Tabii ki bu Berivan'ın iddiasıdır. Bu sadece Erdem'le kalmadı dedi. Yani Ali de o ölüm listesinin içinde o da biliyor dedi. O yüzden konuşmuyor dedi ama korkunun da ecele faydası yok. Ben ondan bildiklerini korkmuyorum. Anlatırsan, Ali. Yani bildiklerini anlatırsan daha korunmaklı olursun. Şimdi siz yani İzmir dediğin yer siz de İzmir'de yaşıyorsunuz. İzmir merkeze 2 saat uzaklıkta bir köyde yaşıyorsunuz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sabah gidiyorsunuz, akşam dönüyorsunuz. Bu adam sizin beraber olduğunuzu nereden biliyor? Adam ben konuşmadım, bir şey demedim yani bilmiyorum. Ben hastaneye gittim. Bana telefon geldi. Eniştem aradı, dedi ki annen refakatçi getirmemiz lazım. Benim işlerim dükkanda, eniştem traktör amirisi olduğu için ben dedi... İşler dükkan sıkıştı, benim dükkana dönmem lazım. Annemi getir gel dedi. Ben derdim. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben ne yapayım şimdi annenle eniştenin arasındaki mevzu? Ben başka bir yerle konuşmadım yani. Ben orada direkt Erdem'in yanına geldim. Erdem dedim, ben İzmir hastaneye gitmemiz lazım. Çiğli'ye. Annem revayet bırakacağız, adam, geleceğiz. Bu Halil, o bu bilmem ne. Evet. Bekleyin geliyorum diyor ya. Bekleyin geliyorum ne demek? Bana söyler misin? Şimdi sana bir erkek mesaj atıyor. Bekle geliyorum diyor. Ne demek bu? Tamam bekle geliyorum. Bizim nerede onu bilmiyor ki bekle geliyorum. Ne demek ne demek? Bilmem ne çocuğu diyor. Bekle geliyorum diyor. Ne demek? Hem de ne küfürlü demek? Olarak ama. Bekle geliyorumun yanında bir de küfür i̇şte, var. İşte. O küfür. Yani bu aynı şey. Hayır bu ne demek? Bunun ne anlama gelir? Bilmiş oluyor.
Yani ne anlarsın ya sen ben bundan? Ne anlarım? Ben olduğum yeri bilmediği için ben kaydı almadım. Ben o mesajı söyleyeyim Müge Hanım. Akşamüstü ikindi vakti atılıyor. Halil o mesajı attıktan sonra ben bizim evin etrafında dolanmış arabayla. O senin olduğun yeri bildiği için bu mesajı yazıyor sana. Evet. Ali sen arabayla bizim evin etrafında abi, dönmüş. Söylemişsin diyor. Benim bak. Cumartesi benim günü. Benim telefonum. Konuşma herhangi bir şeyim var mı? Nereden bir şey bekliyorum? Bir dakika daha. Benim oraya Ali, gittim. Ali. Bilmem ne çocuğu. Bekle geliyorum. Bak şimdi o size atılan mesajı söylüyorum. Bekle geliyorum. Bilmem ne çocuğu demek. Evet. Ne demek? Yani ah canım benim. Bekle geliyorum. Sana da bir yılbaşı hediyesi aldım ya da Cumhuriyet Bayramı bayrağı aldım. Vereceğim eline gez arabayla mı demek mesela? Ne demek? Ne demek? Küfürlü mesaj. Tamam kızmış biz bir şeyden demek ki küfürlü mesaj tamam, yapmış. Gelince yani ne olacak? Sen bekliyorsun o da geliyor ya ne olacak? Ya zaten gelmesin bulma şansı yok. Biz zaten Beyda tarafındayız. Bulma şansını bırakıyorum. Başka yerdeyiz. Üçte attığında üçte atmış ne demek eğer... yani? Seni bulunca ne olacak? Yani ne düşündürttü sana bu? Ne yapacak bulunca seni? Hiçbir şey yapmayacak. Ne yapabilir ki? Bir şey yapmaz. Neden diyor bunu? Yani ha, normal bir çay içmek için bekle mi diyor? Hayır. Bak, o anlamda yoksa, değil. O anlamda değil. Bekle geleceğim. Ondan sonrasını da göreceksin neler yapacağım. Demek ya, mi konuşsana istiyor? Ali. Ya bak attığın mesaj Ali bak çok sabrediyoruz. Konuş artık. 2,5 senedir sabrediyorum sana. Konuş ben artık. Ben bildim söylüyorum. Ben başka anlatacağım konuş bir şey artık. Yok. Konuş artık. Çok şey biliyorsun. Sen 2,5 senedir aynı lafları geveliyorsun. Evet. Ama aynı bildiğim şeyi söyleme Fatma. Aynı şeyi ezber yapmışsın. Bir fazlasını söylersen ağzından kaçarsa diyor korkuyorsun. Senin bu ifadelerin zaten savcı da biliyor, hakim de biliyor. Bunlar çocuk değil. Bunlar yıllarını vermiş insanlar. Senin burada adam yalan doğruyu söyleyip söylemediğini bilemeyecek mi? Ali. Tamam, ya herkes aptal yerine koymaktan vazgeç. Kendini aptal yerine koyuyorsun. İlk ölecek olan sensin. Halil sırrına ortak istemeyecek, ilk ölecek olan sensin. Konuş artık. Bir şey bilsem konuşurum ama ben bir şey bilmiyorum nasıl ki. Nasıl bilmiyorsun? Ben bildiğim her şeyi bilmiyorsun. Anlatıyorum. Bildiğim şeyi konuşurum. Mesaj attığı saatlerde evin etrafında dönmüş. Halil olay günü akşamüstü saat 6-6.30 gibi 15 defa gelip gittiği yolda keşif yapmış. Bunları biliyorsun. Nereden bileyim ben ya? Biliyorsun nasıl diyor. Bilmiyorsun? Ben çalışıyorum. Eminle konuşuyorsun. Emin sana söylemiyor mu bunları? Kimden konuşuyorum? Şanlıurfa'dan gelen amele Halil'in orada 10 kez gidip geldiğini... ...ya bunun karın ağrısı ne abi diye şüpheleniyor. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz öyle mi? Elinurfalısı şüphe ediyor ama. Ben bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Sen ne biliyorsun? Bildiğim her şeyi söylüyorum ben daha ne biliyorum. Konuşacaksın. Ne bileyim ne konuşacağım konuşacaksın ya. Konuşacaksın Ali. Ben bir şey seni bilmiyorum. Seni burada gel. Yemin ederim ayağımın altına alırım. Konuşacaksın. Ama bak ben buraya bir şey açıklansın diye geldim. Sen Müge eğer Hanım. Ki sen Erdem'in tamam. Sen Erdem'in arkadaşı olsaydın, sen Erdem'in kardeşi olsaydın, sen onun ekmeğini yedin, suyunu içtin, sana yaptığı iyiliklerin bir hatırı olsaydı sen şu an konuşurdun. Sen kendi sonunu hazırlıyorsun. Ben bak, konuşmuyorsam anla, burayı... Kardeşim anla, Halil ilk senin kafana sıkacak. Biliyorum. Sonra öyle bizim şey kafamıza olsa... sıkacak. Bu adamı sen hayır, biz bak, bırakma. Böyle bir şey bak, böyle bir şey olacak olsa bak ben şöyle bir şey. Ben hani biliyorum dedi. Biliyorsun. Biliyorsun. Bak, hani Ali konuşacaksın. Ben biliyorum Erdem diyorsun. Kaynak hani sen Halil kaynak bir şartçı olsun. Beni yapacak olsun. Ben biliyorum böyle bir şeyim. Sırrını ortak istemiyor. Hayır, sen yaptıysa, buraya kadar geldin hayır, ya. Ali tamam. Beni dinle. Sen buraya kadar evet, geldin ya. Sen hayatının evet, sonunu imzaladın zaten. Tamam. Ben bir şey konuşuyorum Hatice buraya gelmem. Hatice konuşamıyor bak. Hatice çıkamıyor ekrana. Benim Fatih'in ağzını hayır, bıçak açmıyor. Halil neden kaçıyor? Benim bir şeyim olsa ben buraya gelmem ben ya. Zaten. Beni söyle. Geldin ne anlatıyorsun? Bildiğim anlatıyorum ben başka bilmiyorum okuyup ki. Masal okuyup bir duruyorsun. Masal okudun gideceksin. Sen teyzenin oğluna mı geldin? Evet. Ha, Osman değil teyzenin mi? Teyzenin oğlu seni niye götürmeye çalışıyor? Niye? Seni neden nasıl götürmeye çalışıyor? Nasıl götürmeye çalışıyor? Ben mağdurla konuştum. Neden götürmeye çalışıyor? Ben iki gündür geldim buraya. Seni ekrandan niye kaçırıyor? Hayır. Ya gerçekleri konuş. Osman bu işin neresinde? Ha, Ali. Nasıl neresinde? Senin tabii, çalışmadığın her günün bedelini ben öderim ya. Şu zararını benim, ben karşılarım ama gerçeği söyle. Parasından pulundan değil ben. Buraya Erdem'in işi çözülsün diye geldim ya. Derdin işte paraysa ben karşılayacağım ya fazlasını. Allah'a şükür ben çalışıyorum. Ama doğrusunu söyle Allah ya doğrusunu söyle. Abam ben bildiğimi söylüyorum sen. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Bir otur. Bir dakika. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Bir dakika. Şimdi sana bir mesaj atılmış değil mi? Evet abi. Bu mesajda ne diyor? Oraya geliyorum. Bulunduğun yere geliyorum. Evet. Tamam. Bu adam ikinize yönelik atmış bu mesajı yani değil mi? Yani tehdit ediyor size. Tehdit ediyor. Evet. Tamam. Bu mesajı attığı iki kişiden de birisi öldürülüyor mu? Evet. Tamam. Geriye kim kaldı? Ben kaldım. Berivan Hanım bunu söylemeye ben anlıyorum ona bak ben anlıyorum. Bunu söylüyor. Ben onu... Diyor ki
sen bir mesaj aldın diyor. Evet. Bu mesajda diyor iki kişiydiniz siz, tehdit edildiniz evet. ve gerçekten o iki kişiden birisi de öldü. Evet. Sıra sende. O zaman mantık olarak baktığında evet. ikinci kişiye sıra gelmiştir diyor. Tamam ben de diyorum ki. O halde Ali evet. bildiğini paylaşmazsan sen tamam. Bu tehlikenin içinde yaşarsın. Buna ne biz bir şey yapabiliriz ne bir başkası. Kendini kurtaracak olan sensin. Tamam bak şimdi ben gözümle gördüğüm bir şeyim olmuş olsa ben anlatacağım ama ben... Senin hani... elinde, yüzünde barut artıkları çıktığına göre evet. sen bir şekilde o olaydan hemen sonra da bu yapıldığına göre bir şekilde olay yerindeydin. Bir de olay nasıl gecesi neden? Pozitif nasıl karıştın, çünkü neden? Ne gördün anlat. Evet bak çünkü neden? Çünkü bu cinayetten... Ne kadar zaman önce olmuştu o silah dayama olayı? İki ay. İki ay. Ha? İki ay. Tam hatırlıyorum. Bir ay. İki ay. 20 gün. 20 gün. 20 gün. 20 gün. 20 gün. 20 gün. Ben de 20 gün diyebiliyorum. 20 sen 2 ay. Bilmiyorum ben. Tam bilmiyorum. Ama biraz geçti. Bu dediği bir şey katı fark var. İfadesinde. Çok ifadesinde şey kafamızda silah dayandığı gün hava yağışlı değildi. Hayır. Hava güneşli değildi. Hava yağışlı değildi. Hayır. Sabah bak ben inşaata gidiyordum. Hava yağdı ki ben işe gitmedim için Halil abi aradı. Ne alakası var? Aracı bakmaya gittik sanayiye. Yağmur oldu ya. Eşmeli arabayı boyamıyormuş. Kaza oldu araba. Boyamadığı için biz ondan sonra bak, aylarla Ali, dolaştık. Sen... Hava yağışlı sen ol bak şimdi. Sen Ali'sin tamam mı? Evet. Halil'le beraber oturuyorsun. Halil seni bırakmıyor. Senin kafana silah dayıyor. Evet. Tamam mı? Sen ne yapıyorsun? Sen Erdem'i çağırıyorsun. Evet. Şimdi böyle bir durumda Erdem'i çağırdığına göre... Cumartesi günü de böyle bir mesaj aldığına göre pazar günü de aynı şeyin yaşanıp yaşanmayacağının garantisi yok. Evet ama bence çok muhtemel. Anlatabiliyor muyum? Gene bu adam geldi seni buldu. Kesinlikle. Ve sen de tekrar Erdem'i çağırdın. Yok. Ben Erdem'i çağırdım. Ya da atladın beraber gittin Erdem'in yanına. Evet. Evet. Halil'i alıp evet. Erdem'in evet. yanına evet. gitti. Çünkü burada bunu yapmışsın. Üstelik Halil senin kafana silah dayadığında senin altında araba var. Erdem'e gel beni al diyeceğin senin hiçbir şey yok. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Tamam canım ama ben arkadaşım. Ben onu çağırdım. Ben dedim arkadaş için... olmaz kardeşim. Silah dayadığında Erdem'i çağırtırıyor. Sen evet. Erdem'in gerçekten arkadaşı olsan bir adam senin kafana silah dayadığında Erdem'i de oraya çağırmazsın zaten. Çağırmazsın. Kendi evet. işini kendin halledersin. Evet. Senin orada başına bir şey gelse niye Erdem'in de gelsin? Hayır, sen ben Erdem'in orada alsın, başıma bir şey gelmesin Erdem arada. Halil, Erdem'in de başını belaya sokmaya çalışmış. Kafana, bak Halil, senin kafana silah dayadığında ve üstelik senin altında araba olduğunda sen Erdem'i oraya çağırıyorsun. Erdem arabasıyla geliyor çok güzel bir şekilde. Halil tak diye Erdem'in arabasının yanına biniyor. Erdem'in arabasına biniyor. Evet. Ve Erdem'in yanına oturuyor. Ve sonra da Erdem'in kafasına silah dayıyor. Bundan 20 gün evvel. Niye? Demek ki o sana dayadı... Sen ona ne söylediysen konunun benimle alakası yok. Erdem'le alakası var dedin. Halil de hop atladı Erdem'in arabasının yanına bindi. Oklar Erdem'e. Anlatabiliyor muyum? Yok. He, şimdi yok. Öyle bir şey yok. Cumartesi yani. Günü, cuma günü, hangi gün, pazar günü bilmiyorum. Bu adam size bekliyorum, geliyorum bilmem ne çocukları dediğinde ve seni yakaladığında sen de aldın onu. Demek ki Erdem'e götürdün. Evet. Hayır, hatta hayır, kapıyı hayır, kendi bile hayır, açmış hayır, olabilirsin. Hayır, evet. hayır, arabanın hayır, kapısını sen bile hayır, açmış hayır. olabilirsin. Bir dakika Müge Hanım ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Çok kısa. Şimdi Ali sen o gün dedin ki mermileri bu barut izini şundan iddia ettin. Dedin ki ben o gün boş kovanları onları temizledim. Evet. Sarboşluk. Evet. Şimdi siz sabah giderken mi temizlediniz o boş evet. kovan? Senden evet. sarboş oluyorsun oğlum. Hani içmediydin o gün? Hani içmediydin lan? Hani içmediydin? Sakin ol abi. Sesi kes bir dakika. Sakin, sakin. Ben, sen diyorsun ki sarhoş, sen sabah da mı sarhoştun? Ben sabah sarhoştum demedim. Ben akşam gelirken sarhoştuk dedim. Ben sabah hastaneye gidiyorduk. Az önce ne konuştum? Biz alkolü Beyda gelince aldık. İzmir hastaneye gitmeden almadık. Peki sen giderken dedin ki İzmir'e gitmeden önce, evet. evden çıkmadan önce ben dedim oradan mermi şeylerini topladım. Topladın. Tamam. Evet, sen sarhoştun ben hangi yerle topladığımı da bilmiyorum dedin. Hayır bak. Hatırlamıyorum dedim ben. Çünkü bak aldım. Ali bak, seni hatırlamıyorum demeleri seni hayır. kurtaramayacak. Bak, bak bunlar şey yazıyor resmi. Mustafa, ben bir şey söyleyeceğim. Onu da hatırlamayacak. Bak, onu da kabul etmeyecek. Bir şey konuşacağım. Sen Erdem öldükten sonra ortaya bir dedikodu çıktı. Senin yanında gelen Osman Kayalı var ya. Evet. Karaburç köyünde kahvede ortaya dedikodu atıyor. Diyor ki Ali geldi bize dedi. Evet. Halil bir hafta öncesine Adnan Savran'la Erdem'i öldüreceğini söyledi. Ben gidip Adnan Savran'ı uyardım.
Senin evet. teyzenin oğlu anlatıyor bunları köyde. Bu dedikodu senden çıkıyor. Ben sonra ben gördüm, ben söyledim. Osman Kayalı'yı ben nereden tanıyorum ya? Atlan sonra ben söyledim. Abi dedim, hayırlı kaynat dedim, böyle böyle. Yanında çağırın gelen çocuk, gelsin. Yanında gelen çocuk da dinlenecek. Burada çağırın gelsin. Sıkıntı niye yok. Seni çekip hayır. kaçırmaya çalışıyor? Hayır, çağırın gelsin. Gelsin. Kıvırıp duruyorsun. Şimdi tekrar bir şey soracağım. Hayır, bir dakika, bu mevzuyu kapatmayın. Bu önemli bir mevzu. Sen Adnan'a ne dedin? Adnan Savran'a ben dedim ki, Halil Kaynak dedim böyle böyle diyor. Ne diyor, ne diyor böyle böylesi? Onun kafasını sıkacağım, memleyeceğim, muhabbet ediyor dedim. Halil Adnan'ın kafasını sıkacağım diyor. Bu, evet. bu tarzda neden konuşuyor sıkıyor? Dedim. Neden sıkıyor? Valla duyduğum kadarıyla Halil Kaynak ottan yakalandığı zaman yakın içeride çıkamaz. Ben seni alacağım diye Hatice Kaynak yolunu kesmiş. Adnan Halil'in karısının şeyin yolunu kesiyor. Traktörü süt götürürken. O artık işten çıkamaz diyor. Süt götürürken yolda denk geliyor, durduruyor. Hala diyor, ottan içeri girdi, yakını çıkamaz. Onun hanımı da zaten kanser hastası oldu, bir daha evlendi sonra. Ben seni alayım diyor. Dedim daha önce Halil'in karısına. Evet, ben seni alayım diyor. Tamam, Halil de. Halil bunu duyduğundan. Tamam. Bak, şeyin Adnan'ın kafasına karısının önünü kesip seni alayım dediği için sıkmak istiyor. Evet. Senin kafana niye sıkmak istiyor? Biz Hüseyin Şeker'le tartıştığımızda. Telefonla sizden duydum, bak konuştun, sizden öğrendim. Beni bırak abiciğim, hayır. Ben nereden öğreneceğim? Hayır, ben 2021 yılında seni öğrendim. Ben 2021 dün... yılında Adnan'a karısına sataştı diye kafasına sıkmak istiyor. Sen onu uyarıyorsun. Evet. Peki Adnan mı daha yakın arkadaşın, Erdem mi daha yakın arkadaşın? Erdem daha yakın arkadaşım. Peki adam bekleyin bilmem ne çocukları diye mesaj attığında Erdem'i niye uyarmıyorsun? Nasıl titriyor? Bak bir etler nasıl titriyor? Erdem'i niye uyarmıyorsun? Ya Erdem zaten bizim ondan sorumuz olduğunu bizim biliyoruz zaten. Biz ondan sonra... Silah dayandı mı? Biz Erdem'le görüşmedik zaten. Şimdi Halil'le bir daha görüşmedik yani. Ya ne görüşmedin ya? 60 işte siz İzmir'deyken mesaj silmişsin. Ama bak mesaj atmış. Karşılık var mı? Konuşmamız var mı? Hiçbir şeyimiz yok. Şimdi benim telefonum cebimde. Ben herkes mesaj atabilir. Allah'ım herhalde beni sınıyorsun ama yani bu kadar yeter yani. Ben sabır konusunda sınandığıma inanıyorum. Bak. Adnan'ın kafasına karısından dolayı sıkıyor. Senin kafana niye silah şey yapıyor? Niye sana sıkıyor? Tek kelime. Niye senin kafana doğrultuyor silah? Bu birisi telefonda Ali senin eşinle birlikte sen onu koruyorsun dediği için o an sıktığını söyledi bana. Yani senin de eşiyle onun eşiyle beraber olduğunu düşündüğün için senin kafana silah sıkıyor. Evet. Tamam. Sonra Erdem için ne diyor bu? Asıl diyor Erdem benim karımla beraber olmuş diyor. Senin kafana silah doğrulttuğunda, tuttuğunda sen benim karınla mı oldun dedi sana? Yok. Beni söylemesin bir şey var mı dedi. Yok abi dedim ben. Başka bir şey demedik. Ya söylemek istediğim bir şey var mı? Hangi konuda dedin silah dayanmış? Sana işte biliyorsun karısından dolayı bir şey sana tutmuş. İstiyor musun dedi? Hayır sen dedim de ben. Başka Erdem'e şey demedim. Söyledin ki adam bu sefer okları Erdem'e hayır, çevirdi. Hayır. Ben o zaman ne Erdem, demek Erdem'i niye çağırdınız oraya? Ya böyle mevzu daha önce sadece kulaktan dolduruma duyduğumuz için ben o gün aklıma gelmedi yani. Ne ben, gelmedi? Ya Erdem bizim hani Turan'dan böyle muhabbet duyuldu. Ben ağlamın yanına dahi gelmedi pardon. Ali gene geveliyorsun. Bak ben sana, tamam, ben sana silahı kafasına doğrulttuğu dakikadayım. O tamam, andayım. Tamam. Senin kafana silahı tuttu benim karımla mı dedi göz koydun dedi sana. Tuttu hayır hayır öyle o muhabbeti yapmadı. Bak o muhabbeti yapmadı. Ne yaptı? Beni demek istedim bir şey söylemedim bir şey var mı dedi. Bu kadar kibar konuştu. Sana telefonla öyle mesaj hayır, atan hayır. adam silahı kafana dayadığında seninle bu kadar kibar konuştu. Beni söylemedim bir şey var mı dedi. Ben de buna inandım. Vallahi. Sen adam herkes de buna inandı. Sen adam mısın dedi mi? Hayır, onu yukarı dedi. Erdem'in yanı dedi ona. Onu Erdem'in yanı dedi bak. Orası sonra. Ben sana dedi, demesin bir şey var mı dedi. Yok dedim ben. Hangi konuda diye sormadın mı? Abi ne konu dedim? Herhangi bir şey bir şey söylemek istiyorum dedi. Söylemiyorum abi dedim ben. Tamam, bu tamam kadar. Dedi. Bu tamam, kadar. Ucunda tamam dedi. Dedi. Bu kadar. Tamam, sen de arabanı atlarsın oradan gidersin. Niye Erdem'i çağırdın? Giden ben de belli bir dakika diyor. Telefondan konuşuyor. Küfür ediyorlar birbirine. Ben dedim ki Erdem'im burası dedim. Karışıyor. Hayır, sana bekle bir dakika diyor. Zaten evet. adam kibar. Dayamış kafana silahı. Söylemek istediğin bir şey var mı demiş. Sonra silahı çekti. Başlarına devamı konuşuyordu abi. Benden, tamam bıraktı beni. Tamam. Sıkıntı yok. Sen niye Erdem'i çağırdın? Ya ben gidem diyorum. Bir dakika bekle diyor ama devam telefonla. Başka bir devam kavga ediyor. Kavga devam. Ya kiminle ediyorsa ediyor. Sen de aradan o zaman fıy kaç. Bunların amacı. Gidem diyorum gitme diyor. Bekle o zaman bunların diyor. Bunların amacı. Ya abi sen bekle. O anda silah tehlikesinden kendini kurtarasın da Erdem'i tuzağa atasın diye mi çağırdın? Hayır hayır. Hayır hayır. Öyle, o öyle, şekilde yok. Alakası yok. Gerçeği bu. Hayır alakası yok. Görünen yok, köy yok. Kılavuz istemez. 20 gün önce. 20 gün önce ben, bunu tezahür etmiş. Sen o tehlikeli durumda eğer Erdem'in arkadaşıysan Erdem'i oraya çağırman demek
onun idam fermanını imzalaman evet. demek. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben bu adamı çağırdım. Beraber onun arasını bindi gitti. Ben kendi arabama bindim. Ben kendimi kurtaracağım ya. Ben kendi arabama bindim. Ben köyde köyde ben kendi aracımla indim. Ben bundan aracın geri bindim. Hala. Ben kendime bak şimdi bir dakika. Bir saniye. Ben kendimi kurtaracak olsam. Ben kendi aracımla inip de yolda köye gidince, merkeze varınca ben Erdem Kaynağ'ın Halil Kaynağ'ın bulunduğu arabaya geri bindim. Kendimi kurtaracak olsam ben arabayı ne bileyim? Ben aynı ondan oturduğu aracı geri bindim. Çünkü kaçma şansın kaçma yok seni yakalım. Hayır, kaçma şansın yok diye bir şey yok. Ben kendi arabamı binmişim gitmişim. Için, Ali. Ay tamam ne oluyor gittiğinde ya. Nereye gittin? Fizan'a mı gittin? Gene o köyde adam oradan sonra senin yanına nasıl gelir ya, Allah aşkına. Nereye kaçacaksın? Ben bir yere kaçmayacağım ama ben onun arabasına bindim. Kaçamadığın için sıyırmaya çalışıyorsun. Hayır. Zaten bunlar 20 gün önce kumpası kurmuşlar ama şey olmamış sonradan yaptılar. Sen o gün Erdem'i öldürecekti olmadı 20 gün sonraya plan yaptınız. Ali senin sol elinde sıvap çıkıyor yüzünde çıkıyor. Bunları açıkla. Bir dakika. Bak, tamam sen bak soruyor. Bak ne diyor? Açıkla. Ben oğlum sen beni aradın mı? Açıkla. Aradın mı bak bir dakika aradın mı? Aradım. Ben seni dedim üzerimde şok alma dedim oturuyorum. Beynine vurmuş dedim elim tutmuyor benim dedim. Ha. Tamam. Değil mi? Tamam. Ben o gün ne yaptım? Ceketimi giydim. Tamam. Doğru çıkış yaptım. Tamam. Tamam. Jandarmanın İhsan'ı aradık ve benim okeydim, ceketim. İzmir'e gittim geldim eşyam. Ben askıdan onu aldım, doğru çıktım. Ali demirden bir kere sana yani bak şimdi ya. Demirden de olabilir. Bak, olmaz. Ben, bak bir dakika bir an. İstediğin emniyet mensubuna, istediğin kişiye sor demirden. Sen beni bir dakika konuşturmuyorsun olmaz. Ki. Olmaz tamam konuş. O gün giydim aynı ceketim vardı sırtımda. Ben askıdan, annem dedi hastanede yıkanmadı bir şey olmadı. Ben aynı ceketim eşyamı aldım. Üzerimi giydim ceketi hastaneye gittim. Şey suratını gittim, ne yaptın? Sizin yanınıza geldim. Suratını yani evi geldim. Tam surat nasıl oldu? Ben o ceketimi giydim biz o gün. Sen bir sabah kalkınca bir yüzünü yıkamaz mısın? Halil Kaynağı aldık. Sen sabah kalkınca bir yüzünü yıkamaz mısın? Adam bak şimdi şöyle anlatayım ben size. Ne anlat? İzmir'e gittim geldim. Aynı celeğim, aynı ceketim yani şöyle bu aynı bunu hırkam. Hı. Aynı hırkamı giydim gittim ben. Ali ben senin gün... çalıştığın yerde varsayalım ki çalıştığın yerden bulaştı bu. Sen dün ne dedin bize? Ben sağ elimi kullanıyorum evet. dedi. Dolayısıyla senin çalıştığın yerde olsaydı da sağ elinde çıkacaktı o zaman. Ama tehlikeli ama sağ elinde şimdi. Çıkmadı. Sol elinde çıktı. Ya sen sol elini kullanıyorsun ki hayır, bana göre hayır. her iki elini de eşit kullanıyorsun hayır, sen. Hayır ben sol elini kullanamıyorum. Ya da sağ eliyle ateş eden birini sen yanındaydın. Dolayısıyla senin evet, koluna evet. ve doğru. yüzüne bulaştı. Evet, doğru. Bak, ben sen tek, kullanmadın silah o ceketim. Ama yanındaydın. Dolayısıyla bulaştı. Aynı ceketimle gittiğim için belki ceketimden bulaşmış olabilir. Ben o gün Garigol'la insan biraz insan aldık. Hani Orhan abinin tarlaya gittik, sağa sola gittik. Ya o ceketimden bulaştı ya Garigol'un arabasına bindik çaptık oradan bulaştı. Yani. Ya da telden bulaştı. Ben herhangi bir silahın yanında bulunmadım yani. Veyahut da... Öyle. Erdem'e evet. silahla ateş edilme durumunu görünce bir insanlık tarafım tuttu. Önüne geçmek istedin. Hayır, alakası yok. Elini önüne tutmak istedin. Hayır. Yani senin ya öyle bir şey üzerine... Onu sıkan kişi. Ali beni Bey, sıkmaz mı? Beni de sıkar. Ali Bey, bu barut izlerinin sende bulunmasının... Ya ben de şunu anlamadım Halil Bey. Hikmetin sebebi ne? Halil Bey, bence sen zaten konuşmayarak bütün bu konuşmaları anladığım kadarıyla kabul ediyorsun. Eşini de konuşturmuyorsun. Evet. Yani bu Halil'in eşine ne siz hepiniz dadandınız o zaman? Yani niye adam alakası yok işte ben dadanmadım. Ben herhangi bir şeyle alakam yok. Görüşmüyorum. Benim bir şeyle alakam yok. Aa burada. Ya ben de şunu anlamıyorum işte, kardeşim. Sen de yani delikanlı bir adam değil misin? Bir adam tamam sarhoştu dayadı kafa. Sen bunu ertesi gün berberde görünce yakasına yapışıp ulan sen ne diyorsun benim için demiyor musun? Hadi sarhoştu konuşmadın o gece. Tamam. Gel beni karınla yüzleştir diyebilirsin. Ama sen bunu diyemezsin. Neden? Çünkü sen herkesin karısına dadanıyorsun. Motorun ordu kaldığında kimin yerlerini çalışıyordun? Motorun ordu kaldığında kimin yerlerini çalışıyordun? Abi. Sen kimin yerine çalıştığını söylemiyor. Ben, vallahi bak ben şimdi, burada İçişleri Bakanlığı'na, mahkeme heyetine, sayın savcılarıma, hakime sesleniyorum. Bu Halil Kaynak kaçıyor. Karısını da kaçırıyor. Kendini savunmak için tek bir kelime de etmiyor. Bak ben Müntaz'ın yerine çalıştım. Bir dakika Turan abi. Kendini savunmak için tek bir kelime dahi etmiyor. Kaçıyorsa bütün suçu kabullenmiş demektir. Bunu avukatı Ferruh Er'e de sesleniyorum. Müvekkilini kaçırarak suçlarını üstüne yapıştırdı. Ben de mahkeme heyetine sesleniyorum. Bizim canımızı kim koruyacak bu katilden? Şimdi bak Müge Hanım diyor ki senin motor oradaymış. Benim motor oldu. Nereden belli? Benim motordan kaç tane var kirazdan? Senin motor. Senin motor, senin motor benim... olduğu söylendi. Ama benim motoru söylendi. Benim motoru plakasını biliyor musunuz siz? Benim motor diyorsunuz ya. Benim motorum kaç tane var? Orada 50 tane de olsa motordan senin motorun, onun motorun mu köyde bilinir. Bu arada benim Osman Bey,
Siz de hoş geldiniz. Siz de beraber geldiniz Ali ile beraber. Amca beraber olmuşsunuz. Teyze oluyorsunuz. Teyze olsunuz. Şimdi bak. Ali yani iddia şu. Halil'in karısıyla ilişki iddialarını Osman yaydı diye. Niye? Yani siz de Ali böyle bir şey söylemiş. Siz de gitmişsiniz bunu bütün köye anlatmışsınız. Berivan buyur. Aslında ailenin ne söylemiş, iddiası ne söylemiş? Ali ne de? Halil'in karısının. Ali ile değil canım. Ali kendi karısı şeyini anlatacak. Dinle abi. Erdem öldükten sonra Karaburç köyünde kahvede sizin isminiz geçiyor. Ali bana gelip söyledi. Ama Halil Erdem'le Adnan Savran'ı toprağın altına gönderecekmiş diye bunu size Ali söylemiş. Siz de ortaya konuşmuşsunuz. Ben, ve cinayet masasına kadar isminizi vermiştim ben sizin. Tamam, iki tane Osman Kayalı var bizim. Amcam var, ben varım. Evet, iki tane Osman tamam, Kayalı. Tamam, sorabiliriz şeye. Cinayet diğer amcanız mı söylemiş yani? Bilmiyorum orasını. Böyle peki bir Ali'yi neden alel acele köye götürme derdindesiniz? Ali'yi ben alel acele köye götürme derdinde kaçırma değilim. Kaçırma derdindesiniz. Hayır, 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 alakası yok. Bir beni dinleyin. Ben sizin acınızı saygılıyım. Ben size bir şey demeyeyim yani. Benim annem var 70 yaşında. Biz ikimiz yaşıyoruz. Abim başka bir yerde yaşıyor. Annem evde yalnız. Köy hayatını biliyorsunuz. Hı hı. Sobası var, efendimi söyleyeyim. Bizim köy ev biraz şeyde, yani yoldan biraz uzak, karanlık olduğu yer. Anladın mı? Bu kadın yalnız. Bunun tansiyonu var, şekeri var. Abicim sen tabii ki annenin ellerinden öperim. Sen git annenin yanına. Yani, bu 5 yaşında çocuk de ki, bu başkasının karısının evine girerken büyümüş de İstanbul'da burada bizim programda kalırken mi küçük? Müge koca Hanım, adam. Tamam, mahkemeye bile yalnız gelemiyor Müge Hanım. Ben dedim ki Ali. Mahkemeye Ali, bile yalnız gelemiyor. Dedim mi? Ben dedim ben abi böyle böyle durum ha, böyle böyle. Tamam sen git yani. Ali dedi ki. Hani seninkisi küçük çocuk değil yani. En fazla 2 gün kalırız abi. Hayır ya şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben senin annenle olan yaşantına Ali, çok saygı duyuyorum. Sağ ol, beraberce gelmişsiniz. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama ben 2 günde geldim bugün 3. Ali'nin bununla ilgili hayır, bir şey yok sen yani. Kaçarsan siz Ali'nin bu yaptıklarından haberdar mısınız? Ali'nin bu yaptıklarından haberdar mısınız? Şimdi öğrendiniz, tasvip ediyor musunuz aile olarak? Ben dün de söyledim hatta kendisine. Ama bu olaylar diyor abi diyor gerçek değil diyor. Bu ne gerçek diyor, değil, adam karısından boşanmış be. Abi o konuda ben kaç yıl olmuş, 15 yıl önce. Ben 15 yıl öncekini bilmiyorum ki ben. İşte şimdi öğrendiniz yani. Osman. Sayın Osman Bey. Söyledim şey, söyledim bir aynı şeyi söyledim. Sayın Osman Bey bir şey sorabilir miyim? O şimdi şekerle ilgili konuşuyoruz, bu orada da bir şey oluyor. Bir kere sol elindeki ve yüzündeki sıva bizini ispatlayamıyor. Akşam nerede olduğunu ispatlayamıyor. Her şey çelişkili. Sanıyor musun sen savcı ve hakim bunu serbest bırakacak veya buradan elini kolunu sallaya sallaya tamam, gidebilecek bak, düşünebiliyor musun? Tamam bak güzel kardeşim. Kurtarmaya tamam, çalışıyorsunuz. Ben sordum aynı şekilde tamam, ben dedim. Şeyler topladım diyor, kovanlar diyor. Kovanları aynen, topladım diyor, sarhoştum diyor ama sabahtan topladım. Hayır sarhoştum demedim diyor, şeye gitmeden. Dayım canım sarhoştum ben demedim mi? Topladım diyor. Hatırlamıyorum ben dedim. Hatırlamadım ama. Bilmiyorum dedi. Hatırlamadım ama. Sarhoştum demedim, hatırlamıyorum diyorum. Ben sabah hastaneye gittim, vardım alelacele aldım topladım. Konuşmanın VTR'sini ya Ali, kovanları topladın. Evet. Tamam mı? Tamam. Sabah hastaneye giderken. Evet. Yani gittiniz, geldiniz. Hiçbir tuvalete girmediniz mi? Zaten hastane için girmedik. Sadece dışarıdan annemi gönderdik, geri geldik. Tamam, elimizi yıkadık. Yemek yedik yolda. Heh. Ablamla orada yedik yemek. Tamam, elimi sen elini yıkamaz mısın? Elimizi milyar yıkadım. Tamam, elini yıkadın. Nasıl geldi üstüne, başına, yüzüne? Cinayet. O günden sonra ya bir bilmiyorsun hala da cuma mı cumartesi, 2 gün sonra en az. Erdem, nasıl kalacak sende? Ben sabahını kalktım çalışmaya gittim, akşamında her şey yapacağım. Demircilik işi yapanlar barutla mı yapıyorlar? Erdem bizim o kadar bulduğumuz aptal barut mı? İzi değil mi? Arabasında boş kovan bulundu. Bir iki yanıltıcı iz olabilir ama böyle yaygın hani hem yüzünde hem kolunda hem elinde çıktığı andan itibaren artık biz o silahı kullandığını kabul ederiz ya da ateş eden birinin yakın hemen ya, yanı başında olduğunu kabul ederiz. Aslında ben de senin ateş eden birinin yanında olduğunu düşünüyorum evet, Ali. Kusura bakma. Hayır oğlum. Hayır. Evet, vallahi öyle, değil yani. Öyle. Benim arkadaşım da öyle bir şey olsa ya beni de öldürmesi lazımdı. Senin arkadaşın değildi. Ali. Arkadaşın sen olsa. Sen beni öldürmesin senin diye. Arkadaşın olsaydı sen onu Ali'nin yanına çağırmazdın. Evet. Buyur abi ben seni dinliyorum. Sen arkadaşı olsaydın bu kafalarını silah dayadın bilen geliyi söylerdin. Bak Erdem'i böyle böyle yaptı Halil'e dedin. Biz bir onu görev başımızın çaresini ama bak, beni kendisi ama bir virgül annem koyayım. Ama bak Erdem sana arkadaşlık yapmış. Yaptı. Diyorsun ki Halil'e neden böyle bir şey yaptığını sordum bu olaydan sonra. Halil alkollü olduğunu, eşiyle benim ve Erdem'in arasında gönül ilişkisi olduğunu duymuş. Bu sebepten ötürü bize silah doğrulttuğunu söyledi. Daha sonra Erdem'den duyduğum kadarıyla Erdem'den de özür dilemiş. Erdem bu olaydan sonra Halil'in dolu gezdiğini yani silahlı gezdiğini. Evet.
ve pek tekin birisi olmadığını, ne zaman ne yapacağının belli olmadığını, benim Erdem'in eşi Hatice Kaynak'la ilişkisi olduğunu duyduğunu, bu sebepten Halil'le denk gelmememi, ondan bir kötülük gelebileceğini söyledi. Evet. Yani aslında Erdem senin onun karısıyla bir ilişkisi olduğunu duyuyor. Sana hayır, da diyor hayır. ki karşı karşıya gelme. Üçümüzün sana dedi, bir şey bak, üçümüzün yapabilir ismi, diyor. Üçümüzün ismi geçiyor dedi. Bak üçümüzün ismi geçiyor dedi. Hı-hı. Benim Erdem Kaynak bir de Adnan Sarıoğlu ismi geçiyor dedi. Halil Kaynak boş insan değil dedi. Beyler dedi ondan denk gelmeyelim dedi. Zaten onu bir daha görüşmedik. Olay ondan sonra oldu zaten. Ali eğer buradan peki, ayrılırsan bir virgül koyacağım. Suçlusun. Siz de buna Allah. Çanak tutuyor olacaksınız. Bak şimdi çanak tutuyorsun hayır, değil. Hayır, hayır, hayır. Bak seni zararlandıran savcılar. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hayır, hayır. Ne alakası siz buyurun gidin ya. Annenizin yanına. Ali sen hayır, burada bak, kal. Yanlış konuşuyorsun. Hayır, şüpheli konuşuruz onu. Sen burada kal. Bak sen sıkıştıkça gitmeye çalışıyorsun. Ben bunu anlıyorum. Ben de sana diyorum ki bir dakika. Bir dakika Mustafa'cığım bir saniye. Ben de sana diyorum ki ben senin bizzat gidip de Erdem'in kafasına falan sıkacağını düşünmüyorum. Ben seni gördüm. Evet. Böyle bekle. Şeyler göster vardır. Müge Hanım'a göster şu mesajı. Müge Hanım nedir? Bir dakika. Bunu bizim köyden birisi mesaj atıyor. Okur musunuz Osman Bey sorulması için? Sorun sorun benim şeyim yok. Yok yani. Ben bilmiyorum yani. Sorun işte sorun fark etmiyor. Herkesin Mustafa, haberi var ama kimse bilmiyor. Ne diyor? Yeğenim Mustafa, bu Halil, Ali, köyde Adnan, o. Osman üçü içerken... Halil Ali'yi arayıp tehdit ediyor. Osman duyuyor bunu yanında. Kimle ne? Ben Halil Ali'yi arayıp tehdit etmiş. Alkol almadım. Osman'a şu soruyu sorar mısın? Senin yanında içerken Halil arayıp da tehdit etti mi diyor. Halil'le ben hiçbir zaman alkol almadım. Halil'in tehdit ettiğini biliyor musunuz Ali'yi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben bu mevzuların hiçbirini bilmiyorum. Bizim köyümüz ayrı zaten Müge Hanım. Biz aynı köyde yaşamıyoruz. Anladım. Ben anladım. Farklı bir köyde yaşıyorum. Tamam. Bir virgül koymak zorundayım. Hayatım kızın telefon attığımızda gözün aydın. Bir alo de. Alo. 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 Eta neredesin annem? Buradayım anne buradayım. Sakin ol ya. Çok sen olsun. Ne yapıyorsun? Gözünü seveyim. Gelmeyi düşünmüyorum Eda. Geleceğim geleceğim gideceğim. Niye böyle bir şey yaptın? O şeytanlar var ya iki tane. Kim onlar? Ezel'le ne? Tamam onlar senin eski arkadaşın değil mi kızım? Yeğenin değil mi sonuçta? Ya anne yeğenim olsa ne yazar ya? Görmüyor musun terbiyesizliklerini? Tamam bana söyleseydin. Kaçmam mı gerekiyor evden? Benim kaçtığımı kim çıkarıyor? Beş gündür neredesin Eda? Anneciğim kız arkadaşımda kalıyorum. Sen benim uyumu bilmiyor musun? Gidiyorum sakinleşiyorum geri dönüyorum yani. Sen Müge Anlı'ya falan çıkmaya ne gerek duyuyorsun? Hangi arkadaşındasın? Bir kız arkadaşındayım anneciğim. Sakin ol ya. Tamam Eda gel bekliyorum. Eda seni aldıralım bulunduğun ben... yerde. Tamam gel Eda bekliyorum. Müge ablacığım merhaba. Günaydın. Günaydın canım günaydın. Nasılsın abla? İyiyim ablacığım ya. Gel ben seninle bir tanışayım. Neler gelmiş senin başına? Daha sen çok küçüksün be yavrum. Ya abla sorma vallahi küçüklüğümüz bunlarla geçti ama artık bir kurtulamadık yani. Hadi gel biz seninle bir konuşalım olur mu? Aldırayım ben seni. Benim erkek arkadaşım ulaştı abla bana. Numaramı nereden bulduysa kız arkadaşımı aradı. Gelip beni alacakmış oraya götürecekmiş. Siz konuştunuz mu? Bilginiz var mı? Tamam ona gerek yok. İnsanın erkek arkadaşı da bir eve girip girmediğini kontrol eden kişidir. Tamam mı Edacığım? Gel onları seninle bir konuşalım. Ben de zaten bugün buradayım. Gel ben seni bir göreyim olur mu yavrum? Gel seni bir göreyim. Daha 16 yaşındasın sen kuzu ya. Neyse sağ salim bulundu ya. Gözünüz aydın. Ali'ciğim sen de bunu kal bir düşün. Bak Berivan'a bence hiç kızma. Berivan ablan olarak sana doğruyu söylüyor. Tamam ama bak ben de... Ve seni bak, de korumaya çalışıyor. Ben hem korumasını bak, koruyorum. Ali'ciğim, bak Ali'ciğim benim anladığım kadarıyla sen... Hani Erdem'i öne atmanın utancını yaşadığın hayır, için hayır, hayır. Anlatamıyorsun ben bunu. Öne atladım kesinlikle. Ablam bak şimdi benim ona yedirmiştim arayayım. Ben onun için... Ölüme giderim. Ben onu öldürecek olsun ben bilsem. Vallahi böyle bir, hani, kafama silah ben şey, benim arkadaşımı çağırmam. Böyle bir şey ben yani sağlar mı ablam ya? Belki orada sen işte ben bak, içince ne yaptığınızı şaşırıyorsunuz ben, galiba. Ben karavoldan sonra ben hala da şüpheleniyorum dedim ama gözümle gördüğüm bir şeyim yok. Ben Halil Kaynak'ın şüpheleniyorum diye söyledim yani. Ya %100 Halil dedin ya. Tamam. Ama senin karakolu da seni açıklaman lazım. Hayır ben bunu karakolu dedim. Ya Süren Bey'de çok özür diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.